Duyabiliyor musunuz acaba? Pekala. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. TESAK'ta gerçekleştiriyor olduğumuz konuşmaların sonuncusu olacak bugün. Kasım ayından beri Görkem Hanımları ev sahipliğinde burada felsefe sanat psikanaliz mensupları ve dostları psikanalize, felsefeye ve edebiyata ilişkin çalışmalarını katılımcılara psikanalizi tanıtmak maksadı ile sunmaktaydım. Bu konuşmaları tasarlarken maksadımız şuydu: TESAK'ta Kasım ayında başlayacak ve muhtemelen, o zaman için emin değildik, Mayıs ayında son bulacak şekilde bir konuşma dizisi planlamaya Görkem Hanımların davetiyle karar verilmişti ve istedik ki hem psikanalizi halihazırda çalışanlara ve henüz karşılaşmamış olanlara nakledelim. Fakat bunu yaparken de bu artık Türkiye'de sıkça yapılan bir şey olduğu için tekrara düşmeyelim. Yani buraya kimsenin psikanalize ilişkin bir çeşit giriş ile karşılaşmak için burada olmadığını düşünüyorum. Bizim de böyle bir vaadimiz yok. Psikanalizin de tek bir yoldan girilebilecek bir şey olduğunu düşünmediğim gibi psikanalize nasıl girilebileceğinin vaadini verebilecek bir pozisyonda olduğumuzu, daha doğrusunu söylemek gerekirse, düşünmüyorum. Böyle bir pozisyonun hakikaten var olup olmadığı noktasında da şüpheliyim. O yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, her birimizin hali hazırda psikanalizle ilişkilenme biçimini sizlere takdim etmek. Fakat bunu yaparken de en azından psikanalizin temel kavramlarına ve idrak biçimine değinmek olacağını düşünmüştük. Bir duyuruyla başlamam yerinde olacaktır. Bugün İlker Beylerle beraber çalışma arkadaşımız sevgili Ezgi Duman sizlere Hayalet ve Adalet başlıklı sunumunu yapacaktı. Fakat ne yazık ki Ezgi Hanım rahatsız olduğu için bugün burada bulunamayacaklar. Bunun için sizlerden özür dileriz. Sosyal medyadan duyurularımızı yapmıştık ama görmüş olanlarınız elbette ki olabilir. Bu vesileyle ben hem İlker Beylerin sunumuna eşlik edecek elimden geldiğince, hem de oturumun ikinci yarısında sizlerin vaktini de çokça çalmadan, aslında burada Kasım ayından bu yana yapmaya çalıştığımız şeyi özetleyerek, kendimizi aslında bunu özetlerken takdim ederek ve Ezgi'nin gerçekleştirmesi muhtemel sunuma da bir selam vererek bir konuşma yapmamın yerinde olacağını düşündüm. Çünkü sonuçta bugün buradasınız ve Hayaleti ve Adaleti dinlemek istiyordunuz. Bunu söylemekten büyük bir onur duyuyorum. Ezgi ile kesiştiğimiz bir konu olduğunu söyleyebilirim. Belki naçizane eğer Ezgi de bu onuru bana bahşederse. Bu vesileyle bugün öncelikle İlker Beyleri takdim etmek isterim. İlker Bey'i ya da İlker abiyi takdim etmek benim için büyük bir onur ve mutluluk. Muhtemelen burada bugün, belki Umut bunu bozabilir ama herhalde burada İlker abiyle en çok mesai harcayan benimdir diye düşünüyorum. Ve onunla bu süre boyunca, ki 2019 yılının yaz ve sonbahar döneminde kendisiyle bir kafede gerçekleştiriyor olduğumuz atölyeler vesilesiyle tanışmıştık. O süre zarfından bu yana kendisiyle dirsek teması içerisinde bulunmak, diyalogumuzu sürdürmek ve beraber çalışmak benim için büyük bir onur ve lütuftu. Huzurlarınızda kendisine teşekkür etmek isterim. Beraberce Descartes çalıştık, Freud çalıştık, Heidegger çalıştık, Hegel çalıştık. Ve bunları yaparken yaşamın gerekliliklerine de riayet etmemiz gerekiyordu. Yani gündüzleri mesaide ya da okulda, akşamları da işte Freud, Hegel, Descartes ve benzerlerinin peşinde bir kafede beraberce teşrik-i mesai içerisindeydik. İlker Beyler tüm bu oturumlara, tüm bu atölyelere, yani az önce adını andığım yazarların eserlerine ilişkin atölyelerde hem katılımcı olarak hem de yürütücü olarak bulunmuşlardır. Dolayısıyla felsefe sanat psikanalizin asil bir üyesi, hatta felsefe sanat psikanalizi asil kılan bir üye demek daha doğru olur. Hem de
yani çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımız, bir benim büyüğümdür. Kendisi bugün sizlere Arzu'nun Nesnesi'nin Devinimi başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Çok uzatmadan sözü kendilerine bırakmak isterim. Teşekkürler Şahin. Hoş geldiniz bu arada. Direkt konuya gireyim o zaman da. Bekletmeden. Biraz heyecanlıyım açıkçası. Bir alıntıyla başlayayım. Heidegger'den Kant ve Metafizik Problemi kitabından sayfa 85'ten. Keza uzay ve zaman a priori saf görünüm çokluğunu içerir ama yine de zihnimizin alıcılığının koşullarından sayılmakta ve bu koşullar altında nesnelerin temsillerini alabilmektedir. Bunlar ise her zaman için onların kavramlarını uyarlamak mecburiyetinde kalmaktadır. Ancak bizim düşüncemizin spontaneliği, söz konusu çokluğun ilk önce belirli bir minvalde kat edilmesi, alınlanması ve birbirine bağlanmasını gerektirmektedir ki bundan bir bilinç oluşturabilsin. Ben bu eyleme sentez diyorum. Sentez kelimesini çok sık kullanacağız. O yüzden sentezi Heidegger'den almak benim için daha iyi oldu açıkçası. Devam ediyorum. Saf görünüm ve saf bilişin karşılıklı ilişkisinin başlangıcı üzerinde duracağız. Öncelikli olarak bu iki kavramın arasındaki ilişkinin işleyişini giderebilmek gerekecektir. Çünkü bu ikilinin kendi başlarına alınmaları söz konusu değildir. Saf görü ve saf bilinç olarak düğüm atan konumda durmaktadırlar. İki kavramın ikili işleyişi, bütünleştirici durumu, düğüm atanın bu ikili olması vesilesiyle görü ve bilinçin ontolojik sentezini oluşturduğunu görmemiz ve öncelik olarak en azından başlangıç aşamasında birbirlerini içeren noktalar olduğunu akılda tutarak ilerlememiz gerekiyordur. İki kavramın kökensel birlikteliği ve ilişkiselliği Kant açısından özne olarak bizim kuruculuğumuza işaret edecektir. Kant, saf akım eleştirisine uzay ve sunumlarını açıklayarak başlıyor. Biz ilk olarak uzaya ele alalım. Uzay deneyimden bağımsız saf a priori bir sunum. Bu sunum bizim için duyumlardan gelen tüm uyarımlarımızı karşılayacağımız a priori bir sezgiyle oluşturulan bir alandır. Nesnelerin tasarımları ise bizde kategorilerin altında ifade bulacaktır. Ama sonuç olarak dışarıda bir duyum yaratan görüngü uyarımsal olarak bulunmaktadır. Bu yüzden uzay nesneleri tasarımladığımız bir alan olarak görünmeli. Saf aklın fenomenlerin tasarımlanmasında bizi kendi yasalarının dışında düşünmenin mümkün olmadığı ama diğer yandan bu mümkün olmayışın bize metafizik alanda kendinde şeyler açısından olanaklar sunduğunu gösterebilir. Sonuç olarak uzayı a priori bir sezgi olduğunu bilerek bizim dışımızda olan fenomenleri tasarımladığımız bir ev olarak görebiliriz. Diğer yandan uzay görüngülerin yarattığı bir alan değildir. Bu yüzden uzay bizim için saf a priori bir kavram olarak deneyimden bağımsız ama deneyimin olanaklılığı çerçevesinde içsel a priori sezgi olarak görüngülerin yuvasıdır. Uzayı zihnimize kurduğumuzu en başta belirtmemiz gerekiyor. Çünkü nesneleri de bu uzay içerisinde meydana getireceğidir. Diğer bir sunum ise zamandır. Zaman en temel haliyle içsel bir devinim ölçeğidir. Ard ardalığın ifade bulmasını olanak tanıyan a priori bir kavramdır. Aynı şekilde uzay gibi. Ve zaman bizim için içsel bir sezgidir. Uzay dışa dönük bir sezgiyken zaman içe dönük bir sezgi. Fenomenlerin kategoriler altında anlaşılır ard ardalığını bize sunan gibi düşünebiliriz zamanı. Fenomenlerin yokluğunda da zaman yine de bizde deneyimden bağımsız olarak bulunmaktadır. Diğer yandan zamanın kendi başınalığı fenomenler ile ilişkisiz olarak düşünüldüğünde hiçbir şeydir. Fenomeni nesne olarak alabiliriz ama bu nesneyi biz zihnimizde oluşturuyoruz. Dışarıda sadece bir uyarım vardır. O uyarımları bize doğuştan gelen diyelim ben en basit halde söyleyeyim bunu. Yetilerle, a priori yetilerle, a priori sentetik yetilerle onları beynimizde şekillendiririz ve dışarıdaki o ne olduğunu bilmediğimiz şeyi zihnimizde şekle sokarız. O yüzden bunun ilk unsurlarından, iki ana sunumları uzay ve zaman olmakta. Devam edelim. En nihayetinde zaman ve uzay bizim için a priori kavramlardır ve bu kavramları kendi işlevliği açısından yeniden düşünürsek uzay dışsal ama a priori bir sezgi, zaman a priori içsel bir sezgi ve kendi başınalığı mümkün olan diğer yandan deneyimin dışında hiçbir şey olandır. Şimdi bir adım daha ileri gidelim ve kategoriler tablosuna kısaca değinelim tabii. Kategoriler fenomenleri anlamda şekillendiren bir tablo olarak görülebilir. Bunlar kısaca nicelik, nitelik, ilişki, kiplik olarak tanımlanıyor Kant tarafından. Niceliğe kısaca değinirsek herhangi bir maddenin ölçüsü, kütlesi gibi düşünebiliriz. İlişkiyi
kısaca söyleyebilirsem, iki örnek versem yeterli burada. Her nesne başka bir nesneyle ilişki içindedir. İlişki içinde olmayan bir nesne yoktur dünyada. En azından bizim bildiğimiz. Bu açıdan bunlar nesneleri şekle soktuğumuz, bir kalıba soktuğumuz ana kategoriler diyebiliriz. Burayı hızlıca geçerek tamam kavramına geçiyoruz. Çünkü buradan Kant'tan bazı kavramları ayıklayarak ilerlemek istiyorum ki çünkü ilerideki anlatımda bunlara ihtiyacımız olmasa bile bunlardan destek almamız gerekecektir. Tam algının kendisi yine a priori bir kavram. Görüntülerin çokluğunun bir görü olarak uzay zaman sunumlarıyla birlikte kategorilerle terbiye edilmesinden önce tam algının içerisinde bir zemin oluşturmamız durumu vardır. Biliyoruz ki dışarısı bir çokluktur. Dışarısı biz onu zihnimize almadığımız sürece çokluk ve başkalaşım içindedir. Ancak biz onu anlayabildiğimiz, idrak edebildiğimiz sürece bizim için dünyada olanlar bir anlam ifade eder. Biliyoruz ki dışarısı bir çokluktur ve bu çokluk o halinde zihinde bir temele oturmalı ve fenomenlerin tümleştirilebileceği bir tabana sahip olmalıdır. Tam algıyı tıpkı bir merceğin güneşten gelen ışınları bir araya toplayan odak noktası gibi düşünebiliriz. Ama bu zihnimizdeki bir odak noktası tabii ki. Ufak bir alıntı yapıyorum. Kant'tan Arus'un eleştirisi sayfa 106 İdea yayınlarından az yardım çevirisi. Bu çokluğundan sezginin birliğinin doğabilmesi için söz gelimi uzay tasarımında olduğu gibi ilkin çokluğun içerisinden geçerek daha sonra onu bir araya bağlamak gerekir. Alıntı buraya kadardı. Tam algıya geçtiğimizde artık insanın tüm bu görüngüleri bir yeti haline getirdiği anlama yetisi içinde bir tutarlılık olarak sunabilecek ayrı bir yetiye ihtiyacı vardır. Aslında dışarıdan uyarım olarak gelen bu görüngüleri kendisinin tasarımlarının a priori bir yetiyle üretilmesi ve devam ettirilmesi gerekecektir. Bu yetimiz imgelem yetimizdir. Zihnimizde tasarımlanan olarak bu uyarımlar bizim için Kant'ın deyimiyle uygun bir eşlik etme olarak hukuk bulmalıdır. Tasarımların meydana geleceği bir yaratıcılık olarak imgelen yetisi tam algıda çağrışımsal olarak kendini gösterecektir. Elbette belli kurallar çerçevesinde göreceliğe düşmeden. Çünkü eğer gerçek bir nesne oluşturmak istiyorsak ve hayatta kalmak istiyorsak gerçekliğe uygun göstermeli ve o nesneyi zihnimizde bize yansıdığı, bize kendini duyumsattığı minvalde ele alabilmeliyizdir. Burada ufak bir benzetme yapıyorum. Görüngülerin duyumlarına karşı algıların ortaklaşa olmaması konusu psikanaliz açısından dikkat çekicidir. Bir koku ve renk her özene farklı tezahür edebilmektedir. Tıpkı psikanalizde iki aynı olayı yaşayan bireyin olaylardan aynı derecede etkilenmemesi gibi. Bu bize a posteriori kavramına götürmekte. Deneyimin alanında a posteriori olanın koşullayan olarak anlamayacağı ancak a priori koşulların kavramların koşullayan olarak anlayabileceğini gösteriyordur. Aslında burada Kant'tan alıntı yapmamın sebebi Kant'ın ilk andan itibaren özneyi etkin bir şekilde kurması. A priori kavramlarla birlikte. Yani bir bebek dünyaya geldiği anda kendinde uzay ve zaman ve buna benzer a priori kavramları a priori sentetik olarak kullandığını yani birbirleriyle bağlayarak ve deneyimden bağımsız olarak kullandığını ve nesneleri inşa ettiğini söylüyor Kant. Hep etkin bir durumda. O yüzden Kant için bizim gireceğimiz noktada bir aralık yok. Burada bir aralık açmamız ve etkin değil ama edilgen bir noktadan ilerlememiz gerekecek. Buradan itibaren Hume'a ait görüşlerle ilişkilenerek ampirizmin bizim için ne olduğuna odaklanacağız. Anlattığımız her nokta öznenin kuruculuğunu en başında ön kabul olarak alan bir bakış açısındandır. Kant'ın asıl meselesi de buydu zaten. Özneyi merkeze alan, kurucu gücün öznede olduğu bir felsefe inşası. Biz ise konuya başka bir açıdan bakacağız. Ampirizmin ne olduğu ve özneyi kuranın ne olduğu üzerine ilerleyeceğiz. Deleuze bu soruya en açık haliyle şöyle yanıt verecek. Deleuze'den sık sık alıntı yapacağım. Birçok kitabını kullandım. Birkaç tane diyeyim, birçok demeyeyim. Alıntı şöyle. Ampirizm ve Özellik kitabından, sayfa 116'dan. Bu metnin ilk niyeti, problemi, imgelen problemi üzerine olması, olması gereken yere, olması gerektiği gibi yerleşmektir. Aslında ampirizm bir imgelen felsefesidir, bir duygular felsefesi değil. Sorunun şu olduğunu biliyoruz, özne nasıl verinin içinde oluşur? Ama veri nedir? Çünkü farklı kavramlar kullanıyorum, farkındayım. Dışarıdaki serbest farkların, değişimlerin, dönüşümlerin
bizim duyumsalımız ve algımızın altına alındıktan sonra bizim için bir veri olması demektir. Yani anlaşılır olabilmesi demektir. Veriyi bu anlamda düşünebilirsiniz. Yine bir alıntı yapacağım onunla ilgili. Peki hüküm için zaman ve mekan nedir? Hüküm, mekanın duyumsalaya maruz kaldıktan sonra açılmaya başladığını söylüyor. Yani bizde a priori olarak yoktur. Yani deneyimden önce yoktur. Ama deneyimle birlikte bizde zaman, mekan açılmaktadır. Zaman da onunla birlikte öznenin kendi yapısı dahilinde oluşmaktadır. Ardarlılıktan daha çok öznenin kendi içsel yapısıyla birlikte oluşmaktadır. Veriyi bir tanımlayayım alıntı yaparak, ampirizm ve öznellikten. Veri duyulur olanın akışıdır derdim. Bir izlenimler ve imgeler topluluğu, algılar kümesidir. Veri görünür şeylerin kümesi, görünüme karşılık gelen varlıktır. O harekettir, değişimdir. Ne özdeşliği ne de yasası vardır. Özdeşlik ve yasayı ancak biz onu zihnimize alıp fenomen haline getirip ve onlardan yasalar çıkardığımızda bizim için yasası olacaktır. Bu verilerin izlenimleri bizim için ampirizmi tam anlamıyla ifade etmez diyecektir diyoruz. Görüngüler bizim için ampirizmin kurucu ilkesi değildir. Çünkü deneyim, bilincin deneyimi olarak ele alınabilir olacaktır. Bizim için ampirik olan şey, filmden alıntı yapıyorum yine, kısa bir alıntı. Ayrılabilir olan her şey seçilebilir ve seçilebilir olan her şey farklıdır. Burada bizim esas alacağımız şey dışarıdaki başkalaşımın farklı olabilmesi. Farklı olduğu sürece zihnimizde onları idrak edebiliyoruz, farkına varabiliyoruz. Her şeyin aynı olduğu bir yerde algılayamaz gibi düşünebiliriz. Duyusal izlenimlerimizden türeyen düşünüm izlenimlerini doğru açıklamamızda önemli olan düşünüm idelerini burayı bir böleyim. Duyusal izlenimler, duyumsama gibi düşünebilirsiniz. Bir şeyi duyumsama, görmek. Duyusal izlenimlerimizden türeyen düşünüm izlenimlerini doğru açıklamamızda önemli olan düşünüm idelerinin kurulumunda duyum izlenimleri öncelikli olarak dikkate alınmıyordur. Bizim için deneyim ve ampirik olan farklı olanların ayrılığına varmaktır. Ampirik olan deneyimin kökenselliği tam olarak budur. Farklı olmayanın duyumsanması ve algılanması söz konusu değildir. Bu farklılığın kuruculuğu yoluyla duyum izlenimlerimiz, düşünüm izlenimlerimize kaynak olacaktır. Kısa alıntıları sık sık yapacağım. Yine bir alıntı var. Sayfa 89, ampirizm ve özellikten yine. Bu durumda deneyim farklı olanların olmaları sayesinde ayrılabilir ve ayrılabilir olmaları sayesinde farklı idelerin ard arda gelişleri olur. Bu deneyimden yola çıkmak gerekir. Çünkü bu deneyimdir. Başka hiçbir şeyi varsaymaz. Öncesinde gelen hiçbir şeyi yoktur. Duygulanım olmak için herhangi bir özneyi gerektirmez. Değişikliğe uğramış hali, tarzı olmak için herhangi bir tüzü gerektirmez. Buraya kadar. Diğer yandan zihin, hüküm açısından öznenin olmadığı yerdir. Ve bu olmadığı yerde henüz izlenimlerin devrimi bir özne oluşturmamıştır. Veri zihin algılar topluluğu bize içinde bulunduğumuz başlangıcın ikinci aşamasını sunacaktır. Burada ilk olarak dikkatimizi çekmesi gereken şey ise veriye maruz kalan zihnin edilgen bir konumda olmasıdır. Veri bizi işliyor olur. Bunu bir maruz kalma olarak düşünebiliriz. Elbette veriyle zihin ilişkisinde zihin veriyi birçok kez gözden geçirip yargılar vermeye çalışsa bile yargı veremeyecektir. Ama asıl olan ya da öncelikli olan bu veri algı topluluğu alanında etkilenen bir zihin olarak bulunuyor olmamızdır. Çünkü özne nasıl oluşur sorusu bu edilgen durumdan meydana gelecektir. Zihnin bu devrimini alışkanlığın getirdiği beklentiyle zaman süreci içerisinde belirli yargılara, beklentilere dönüşecektir. Özne kendini belirginleştirmeye başlayacaktır. Tabii bu alışkanlık oluşturduğu beklentiyle geçmiş zaman ve şimdiki zamanın içerisinden gelecek zamanı kuracaktır. Yani zamanın içinde öznenin kuruluşunda alışkanlıklardan hareketle yarın güneş doğacağına dair bir inanç oluştururuz. Özne bu zaman senteziyle inanç ve icadı ortaya çıkaracaktır. Özneyi zihnin etkileştirilmiş hali olarak görebiliriz. Biz şu anda zihin durumundayız henüz. Duyum izlenimleriyle başlayan süreç, düşünüm izlenimleriyle ilkelere ilerlediğinde artık öznenin zihin açısından daha etkin bir süreç olduğunu ve aynı zamanda zihni de etkileyen bir süreç olduğunu kabul etmemiz gerekecektir.
Bu noktadan itibaren artık zaman ve uzak kavramlarının kuruluşuna doğru, edilgen bir konuma doğru bir yapılanma temeli oluşturarak ilerliyoruz. Başlangıç aşamamıza Freud'un haz ilkesinden hareketle idin ikili bir konumla ilişkisine değineceğiz. Ufak iki alıntı var. Fark ve Tekrar kitabından sayfa 137. Korkutucu bir bilinmeyene gönderen id için söylüyoruz bunu. İd için. Çünkü dışarısına dair bilinmeyen bir durum vardır. Henüz onu bütünleştirecek bir özne yoktur ortada. Uyarımlara maruz kalan bir özne vardır çünkü ortada. İkinci konu ise uyarımların ve çözümlemelerin hareketli mekanına dair bir zarfı, bir şurası ve burasını belirtir. Bunu şöyle açıklıyoruz. Dışarıda serbest fark formu dediğimiz bir akış söz konusudur. Bu ampirik akışın henüz özne olmayan bir konumu bulunuyor. En basit haliyle bunun bir araya toplanması gerekecektir. Bir araya toplayacak olan da bizizdir. Algılayarak, zihnimizde nesneyi, fenomeni oluşturarak. Burada fenomene gerçek nesne diyebilirim aslında konu dahilinde ama dağılmaması için çok fazla üstüne düşmüyorum. Edilgen konumu açıklamaya geri dönecek olursak, artık organizmanın dışarıdaki uyarımları edilgen bir şekilde belirli bir noktada toplaması, organizmanın uyarımları bağlaması, tutturması ile belirli bir yeniden üretim aşamasını ortaya çıkarıyordur. Sürekli uyarılan, tekrar uyarılan bir organizmanın form alması ve o forma bir bütünlük kazandırma için bu uyarımları yatırması, bağlaması, organizmaya dair tekrarın ona kısmi bir bütünlük sağlamasını beraberinde getiriyordur. Bunu örnek olarak göz organını ele alabiliriz. Işığı hapseden büzülmüş bir organdır göz. Serbest form halindeki ışığı bağlamıştır, büzülmüştür ve onu kendi organizmasında tutturmuştur. Bu tutturma yeniden üretimin kendisidir. Bir canlının dışarıdaki serbest fark formlarını bağlayacak konuma gelmesi artık ilke olarak hazın devamlılığını gerektirecektir. Organizmanın bu serbest farkları bağladığı her düzeyde it bizim için larva düzeyinde bir egoyu temsil etmektedir. İt organlar düzeyinde organizmaya ait bir temaşa ile dolar. Yani göz kendi organ düzeyinde bağladığı ışığın temaşası, içe bakışı ile diyelim biz buna, narsist bir konuma yerleşir. Ufak bir alıntısı farklı tekrardan. Göz ya da gören ego bağladığı uyarımı temaşa ederek kendinin imgesiyle dolar. Aslında ben dediğimiz şey nesne ben gibi düşünebilirsiniz. Nesnenin zihnin içine yansıması, zihinden çarpıp gelen ışığın zihinde oluşması, nesne olarak zihinde oluşması diyebiliriz buna. Ve biz onun imgesiyle doluyoruz. Aynı zamanda onu düşündüğümüzde kendi imgemizi de gerçekleştirmeye başlıyoruz artık yavaş yavaş. Bu çok ilkel bir an tabii. Bu narsizm ise organizmaya ait temaşanın, kendine ait küçük egoların kendini var kılmasına neden olmaktadır. Bu aşama bizim için edilgin sentez olarak tanımlanacaktır. Edilgin olduğumuz tarafı gündem aldık. Sentez tarafını da Heidegger'den aldık. Yani o bilişi oluşturan konumu edilgen bir konumdan kurmaya çalışıyoruz. Uyarıma maruz kalan, bu uyarım sonucunda öznenin oluştuğunu göstermeye çalışıyoruz açıkçası. Serbest farkların organizma düzeyinde alışkanlık ile belirli bir büzülme, bağlama, yatırılma ile it kendini temaşa edebilen bir hale gelmiştir artık. Diğer yandan hazın bizim için bir ilke haline alması, ampirik konumumuzun haza dair uyarımların organizmanın bütünlüğünü sağlaması, bir araya toplaması yeterli olmamaktadır. Toplanan uyarımların ilkeleştirilerek devamlılığının sürdürülmesi için ilke düzeyde yükseltilmesi gerekecektir. Ama ilk aşamamız uyarımların sistematik olarak yatırılması, bağlanması ve tutturulması gerektiğidir. Organ da bütünleşmeli, organ onun temaşasını bize iletecek bir bütünlüğe ulaşması gerekiyordu yani. Sonrasında organizma anlık hazların peşinde değildir artık. Varlığını sürdürebilmesi adına bir ilke olarak ilerleyerek bütünlüğünü korumalıdır. İlk bir konumda haz ilkesiyle canlı organizmanın yazılımı olarak ortaya çıkar. Bildiğimiz bilgisayar yazılımı gibi düşünebilirsiniz. Haz ilkesi için önümüzde iki durum var. Buna ufak bir alıntı yapıyorum yine. Sayfa 138 farklı tekrardan. Haz fikri ve elde edilecek haz fikri yalnızca bu ilkeyle hareket eder ve bunun geçmiş ve gelecek olmak üzere iki uygulamanı teşkil eder. Tabii bu yaşayan şimdinin konumundan hareketle düşünülmelidir. Uyarının organda bağlanmasıyla artık has fikrinin inşasının ötesinde elde edilecek has,
geleceğe dair bir hazım inşasını kurma olarak içinde bulunduğumuz konuttan hareketle gelecek zamanı kuracaktır. Burada hazın bir zaman unsuruna bağlanması, hazın ertelenmesi ve geleceğe yayılması gerekecektir. Çünkü organizma düzeyinde idin temaşa etmesi, larva egoları yaratması ve narsist bir konum geliştirmesi, artık hazın içinde bulunduğu anın dışına çıkması, varlığını sürdürmek adına geleceğe doğru ilerleyecek bütünlüğünü korumasını gerektirecektir. Hüm açısından düşündüğümüzde mekan ve zamanın alışkanlık ile birlikte izlenimlerden edilgen bir durumda olan canlıdan hareketle kurulmasını ön plana alırken, bu edilgen durumun mekan ve zaman olarak kurulmasını olarak tanıyan başlangıcı Freud açısından bize temel olarak sunabilmektedir. Diğer yandan yukarıda da belirttiğimiz gibi Kant için duyumsamalar oldukça az açımlanmıştır ve kurucu olanın uyarımı şekillendiren olarak uzay ve zaman ve kategoriler gibi a priori kavramları temel alması, bizim etkin duruşumuzu içsel bir durum olarak alması yani, edilgen konum olarak başlangıç açısından tam açılamamış bir konumun eksikliğine işaret etmektedir. Şimdi buraya kadar haz ile ilişkimizde dışarıya dönük gerçekliğin farkına varmak ve ona göre hareket etmemizin önemini kavramaya yöneldik. Elimizde organizma düzeyinde toplanmalar ile ilk düzeyinde oluşan temaşaların narsist edilgin dağınık egoları bulunmaktadır. Sürekli dışarıdan uyarım alan bir bebek düşünün ama henüz o uyarımları bir araya toplayabilecek zihinsel bütünlüğe sahip değildir daha. Yukarıda anlatılan tüm bu süreci birkaç defa söylediğimiz gibi edilgin sentez olarak adlandırarak ilerleyeceğiz. Edilgin sentez bu aşamadan sonra ikiye ayrılacaktır. Bir yönüyle kendi konumunda derinleşirken ki bu bilinç dışını oluşturacak, burada şu an onu irdelemeyeceğiz. Diğer yönüyle etkin senteze doğru konum atlayacaktır. Edilgin sentezde bizim için uyarımların etkisiyle iç seviyesinde temaşa ile oluşan bu egolar her ne kadar bir bütünlük ifade etse de yerel bir bütünlük içeriyordur. Burası bir alıntı ama sayfayı yazmamışım. Bu yerelliğin kendisinin global bir bütünlüğe doğru ilerlemesi gerekecektir. Çünkü iletişim kurma, gerçeklik ilkesinin bize dayattığı bir konuma etkili bir cevap verebilmemizi gerektiriyordur. Artık gerçeklik ilkesi ile yerel olan egolar bizim için global bir hal ile egoda bir bütünlük sağlayarak gerçek nesnelerle ilişki kurabilecek bir bütün olacaktır. Gerçek nesneleri tekrarlıyorum. Kant'ın fenomenini gerçek nesne olarak düşünebiliriz. Yani dışarıdaki uyarımları zihnimizde basit bir şekilde fizik yasalarıyla birlikte kurabildiğimiz bir nesne. Bizim hayatta kalmamızı sağlayabilecek derecede o duyumsamayı doğru bir şekilde algılamaktan ve kurmaktan bahsediyorum. Fenomen olarak bahsettiğimde. Gerçek nesne olarak bahsettiğimde de bundan bahsediyorum tabii. Tabii bu arada haz ilkesi ve gerçeklik ilkesi arasında ilişkiyi bir zıtlık ilişkisi olarak ele almamalıyızdır. Hazı erteleme noktasında tam olarak gerçeklik ilkesinin temaşasını alan açan bir noktadayızdır. Çünkü edilgen sentez yukarıda da söylediğimiz gibi temaşacı bir durumdadır. Temaşanın bu alanı gerçeklik ilkesine zemin oluşturacak narsistik bir konum sunmaktadır. Gerçekliğin doldurabileceği alanı açan edilgen sentez, haz ilkesinin geleceğe doğru bir var olma için hazı erteleyerek ileriye doğru yaşama açılma potansiyelini bize sunacaktır. Kültürü böyle düşünebilirsiniz aslında. Şimdi nesnelere geçiyoruz. Bu edilgen ve etkin sentez arasından iki tür nesne oluşacak. Bunların ilki edilgin sentez serisinde, yani uyarımlara maruz kaldığımız seriden bahsediyoruz. Serisinde narsist bir konumla larva egoların temaşası ile oluşturulan nesneler. Bu nesneler fenomenler değil ama. Fenomenlerden bahsetmiyoruz şu an. Diğeri gerçekliğin bütünlüklü bir egonun, yani larva egoların bir bütün olarak global bir ego etrafında birleşmesiyle ortaya çıkan ve gerçeklik ilkesine olanak tanıyan bir konumda kullandığı nesneler. Yani yetişkin bir insanın kullandığı nesnelerden bir tanesi, diğeri de virtüel nesne olacak tabii. İnsanın iç uyarımlar düzeyinde gelişim açısından düşünürsek, hayatta kalması için yeterli olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden içsel edilgin uyarımların ötesinde dışarıdan bir yönlendirme, yol gösterme, içsel uyarımların dış gerçeklikte bir kritere göre yorumlanmasını olanak tanıyan gerçek nesneye ihtiyacı vardır. Bizim için gerçek nesne bu olacaktır. Aynı zamanda Kant'ın fenomeni diyebiliriz buna.
Diğer bir nesne ise edilgin temaşacı sentezin etkin sentezin hali olarak derinleşmesiyle yine aynı zamanda etkin sentez düzleminde yarattığı ya da yaptığı eylemlerine derinleşmesi için yaptığı eylemlerine içsel bir dayanık olarak kendi etkin sentez durumunda hareketle oluşturduğu virtüel nesneler. Ufak bir alıntı yapıyorum burada. Gerçek virtüel nesneler aslında şunu yapıyor. Gerçek etkinliğindeki ilerlemeleri ve başarısızlıkları yönetip telafi eden bambaşka bir nesne kurar. Bunu bir örnek ile açıklayacak olursak, annesinin memesini emen bir bebek aslında edilgen uyarımların etrafında, yani içsel bir konumdan gelen uyarım ile memeye emiyor ve temaşacı narsist bir konumdan nesne kuruyordur. Bu bizim için virtüel nesnedir. Gündelik hayatta da bu nesneyi yetişkin olduğumuzda da kullanacağızdır tabii. Bu tahammül edebilme yetisi bizim için küçüklükte kurduğumuz nesne ilişkilerinden gelmekte. Diğer yandan memesini emdiği ama annesinin konumundan gerçekliğe dair bir yönlendirme ile etkin bir eylemliliği kriteri sunmak bağlamında anne ve memesi bir nesne görevi görmektedir. Biliyoruz ki insan canlısı gerçek nesnelerin değerlendirme kriterine göre onun yönlendirmesi ve bakımına doğru gerçekliğin hedefi olacak bir şekilde uyum sağlaması çerçevesinde hayatta kalmaktadır. Bu arada bölebilirsiniz, anlaşılmadığını söylüyorsanız. Soru sormak isteyen olursa. Daha fazla açamadım, elimden bu geldi, kusura bakmayın. Bu noktada artık iki tür ego, yani edilgin ego ve etkin ego etrafında kurulan serilerimiz vardır. Bir tane edilgin seri, içsel uyarımların etrafında kurulan virtüel nesneler, yani edilgen durumda kurduğumuz, o bebeklikten gelen nesneler. Diğeri ise dışarısına doğru, gerçeklik ilkesi uyarınca hayatta kalma ve hazzı, geleceğe doğru açılan zamansallığı etrafında bize yol gösteren gerçek nesneler açısından oluşan seri. Bu serileri kendini koruma etkileri ve cinsel etkilerin alanları olarak da düşünebiliriz. Gerçek nesnelerin serisi, kendini tehlikelerden korumak, gerçekliğe adapte olabilmek için gerekli bir seridir. Diğer yandan virtüel nesneler ise, cinsel etkilerin genital evre öncesi bir konumdan temaşa edildiği virtüel bir alandır. Bu iki nesnesel seri, birbirine önce olmamakla birlikte birbirlerinden etkileniyorlardır. Bu nesnelerin zamansallığına bakalım şimdi. Daha doğrusu virtüel nesnenin zamansallığına bakalım. Virtüel nesne bizim için saf geçmiş. Peki saf geçmiş nedir? Burası biraz karışık olabilir. Tüm şimdilerin geçmeyen geçmişi olarak geçmiştir. Bunu şöyle düşünebiliriz. Her zaman şimdiden başlıyoruz ama her şimdinin arkasından bir geçmiş geliyor. Hemen ardından. İşte o hemen ardından gelen geçmiş bizim için saf geçmiş. Daha öte geçmiş, geçmişlerimiz de var elbet ama bu saf geçmiş sürekli şimdiyi yaşadığımız için, hemen onun ardından da geldiği için sürekli değişen, konum değiştiren bir nesne. Zamansallık bağlamında. Çünkü sürekli yaşıyoruz ve şimdimiz sürekli değişiyor. Devam edeyim. Etkin sentezde gerçekle ilişkimizde, gerçek nesneler ile ilişkilenen ve gerçek nesnelerden çıkarılan saf bir geçmiş. Bu zamansal yeteneği nesneye eklediğimizde, nesne bizim için saf geçmiş olarak geçmişte olmayan ama her şimdinin geçmişinde etkin sentezimizi etkileyen, yani gerçek hayatımızı, algıladığımız hayatımızı etkileyen ve etkilenen bir zamansallıkla dürtüsel anlamda etkileniyoruz, ilkesel anlamda bizimle birlikte olan bir nesne durumuna yerleşiyordur. Lacan'ın çalınmış mektubu örneğini Deleuze anlatırken bu virtüel nesne gerçek nesneden farklı olarak farklı bir konumsuzluk içeriyor. Çünkü gerçek nesne her neredeyse orada olmak zorundadır. Kant'ın fenomeni budur. Ama virtüel nesne olmadığı yerde olan, olduğu yerde olmayan nesnedir. Zaman bakımından sürekli şimdinin geçmişinde var olabilen yapısı, o zamansallıkta sürekli yeniden kurulan, tam olarak elimizde tutamadan konum değiştiren bir nesne olarak ifade edilebilir. Virtüel nesneyi sembolikte gerçek nesneyle ilişkimizde devreye sokmak bizim için hiç bulunamayacak bir nesnenin arayışına doğru ilerlemektir. Çünkü
Yürütel nesne kendi başına özdeşlikten yoksun olarak ayrıklığının yanında gerçek nesneden alındığında da bir parçası gerçeğin içinde kaldığı için eksiktir. Diğer yandan gerçek nesne eklendiğinde de onunla bir bütün olmaktan çok ona ekleniyor olduğunu belirtelim. Bu fetiş nesnesi. Bundan biraz daha sonra bahsedeceğiz kısaca. O yüzden hep eksik olan olarak kalacak konumsuz saf geçmişin nesnesi ve kırıntı olarak etkin egonun özneler arasında sembolik ilişkilendiğinde eksik olarak kalacaktır. Ufak bir alıntı. Ancak olmadığı yerde aranmak koşuluyla bulunduğu yerdedir. Aynı anda ona sahip olanlar ona sahip değilken, ona sahip olmayanlar ona sahiptir. Farkla tekrar 144'ten. Norwood yayınları. Gerçek seriden bir nesne koparıldığında bir parçası gerçeğin içinde kalmıştır. Eksiktir. Aynı zamanda virtüel nesnedir tabii. Çünkü gerçeğin serisinden kopardığımız herhangi bir nesneyi virtüel nesne olarak kullanıyoruz. Yani bu nesne edilgen bir konumdan tahammül edebilmek yetisi olarak kullanılıyor. Kendi içinde kısmi nesne olarak eksik iken diğer yandan yarısı gerçeğin içinde olsa da gerçekten koparıldıktan sonra da virtüel olarak kendine özdeş olmaması, kısmi olması vesilesiyle de özdeşlikten yoksundur. İkiye yarılmıştır. İki virtüel parça olarak kısmi bir nesnedir. Edilgin sentez açısından bütünsel bir yapıya sahip olamıyoruz yani. İyi anne, kötü anne gibi. Narsist temaşacı konumumuzda sürekli özdeşlikten yoksun olarak, kısmi olarak varlığıdır. İyi, kötü nesne. Fetiş nesnesi, geçişsel nesne, Lacan'ın nesne ağası. Bu nesne gerçeğin içindeyken onunla bütünleşmemiştir. Sadece ona eklenmiştir. Kendini tamamlayan bu nesne gerçek nesnede kendini tamamlayan yarayı bulmaz. Aksine yukarıda söylediğimiz virtüel nesnenin edilgen ego açısından kendisinde eksik olan virtüel diğer parçayı işaret eder. İyi memenin gerçek nesne içinde virtüellik çerçevesinde iyi veya kötü meme olduğu gibi diğer yarısı da gerçek nesneye eklenmiştir. Yani bu nesneyi gerçeğin serisi de etkiliyor ve kuruyordur. Aslında bu nesneyi şöyle de anlatabilirim. Bu metinden çıkarak. Tahammül etme yetisi bağlamında kurduğumuz o virtüel nesne, çocukluktan kendi içimizde kurduğumuz nesnenin kendisi, henüz nesnelerle doğru bir ilişki, gerçek nesneyle doğru bir ilişki kurabildiğimiz bir düzende olmadığımızda kullandığımız bir nesne. Ama biz bütünlüklü bir egoya ulaştığımızda o nesne yine bizimledir ve gerçek bir ilişki, gerçek nesnelerle ilişki kurduğumuzda bize saf geçmiş olarak sürekli arkamızdan geliyordur gibi düşünelim. Bize musallat oluyordur bu nesne ağa. Yani biz elbette dışarıda olan her şeyi doğru bir şekilde fenomen olarak algılamalıyız. Ama diğer yandan o nesneyi, fenomen olan gerçek nesneyi bizim bu nesne ağımıza göre yorumluyoruz. Çünkü bu bir itki ve bu nesne ağı bu itkinin devinimiyle bizde oluşuyor. Ve dışarıda bu itkiyle hareket ediyoruz diyebilirim. Devam edelim. Mesela bu nesneyi dışarıdaki herhangi bir nesneye ektiğimizi düşünelim. Biliyorum fantastik geliyor ama bir nesneye ektiğimizi düşünelim. Bir örnek okuyayım size buradan. Herhangi bir nesnenin virtüel nesne olarak edilgin sentez serisinden gerçekliğin nesnelerine takıldığında, eklendiğinde anlamlandırılamayan göndermelerde bulunduğunu görürüz. Bunlar insanlarda herhangi bir nesneye tekabül edebilmektedir. Dışarıdan bizim için bir anlamı olmayan herhangi bir kullanım aracı, virtüel nesne bağlamında farklı cinsel göndermelere sahip olabilmektedir. Mesela bir ayakkabı dışarıdan hiçbir anlamı olmayan bir kullanım gerecidir. Diğer yandan virtüel nesne bağlamında genital öncesi cinsel etkiler düzeyinde virtüel nesne olarak fetiş bir gönderme tekabül edebilir. Durumu şöyle özetleyebiliriz. İlk edilgin sentez, etkin senteze doğru, gerçek ilkesiyle ilişkilenen bir alana doğru ilerliyordur ama edilgin sentez açısından beden etkilenme düzleminden kopmamıştır. Ve edilgin sentez olarak virtüel nesneyle gerçek nesnelerle ilişkilenmemiz de bizimle birliktedir. Yani ego bağlamında bütünleşmiş, egoların devindiriciliğini dikkate alırken
haz ilkesi düzeyinde içsel bir konumda uyarımların sürekli bizi virtüel nesne düzeyinde etkilediğini bilerek ego ile sürekli bu etkileşimle ilişkide bulunarak cinsel etkiler olarak ego ve gerçek ilişkisinde bize sürekli yeni uyarımlar sunuyordur. Bir nevi buna fantazma diyebiliriz aslında. Tabii. Bu transferans dedikleri şey o mu acaba? Hep ben karıştırıyorum. O açıdan gelemedim hiç onu açıkçası ama olabilir gibi geliyor. Çünkü o virtüel nesneyi başka bir nesneye atıyoruz yani. Evet, oradan da bir şey çıkarıyoruz aslında. Evet. Gerçek nesneden de bir şey çıkarıyoruz aynı zamanda. O şekilde kullanabiliyoruz nesneyi yani. Devam edeyim. Şimdi bu nesneyi Lacan şöyle bir şekle bir şeyle tanımlamış diyelim biz buna. Bütün bu virtüel ve kısmi nesnenin altında sembolik organ olarak fallusu keşfeder. Lacan fallus kavramına bütün virtüel nesneleri kapsamasını sağlayacak. Bu uzanımı verebildiyse bunun sebebi bu kavramın saydığımız özellikleri etkin bir biçimde barındırmasıdır. Bu arada barındırmasıdır. Kendi yokluğuna ve geçmiş olarak kendi kendine şahitlik etmek, kendine kıyasla temel bir biçimde yer değiştirmiş olmak, yalnızca kaybedilmiş olarak bulunmak, çünkü sürekli kaybettiğimiz bir nesnedir zamansallık anlamında, saf geçmiş olduğu için, şimdinin hemen ardından geldiği için, şimdi de sürekli geldiği için, sürekli kaybederek bulduğumuz bir nesne. Özdeşliğini ikizinde kaybeden, daima parçalı bir varışa sahip olmak, zira yalnızca anne tarafından aranabilir ve keşfedilebilir. Zira diş temasının gösterdiği gibi ona penisi olanların sahip olmayıp olmayanların sahip olması itibariyle yer değiştirmek gibi paradoksal bir özelliğe sahiptir. Burası alıntı bu arada. Fark ve tekrar sayfa 145. Sembolik fallus, saf geçmişin erotik gibi olduğu kadar cinselliğin ezilliği anlamına gelir. Sembol daima yerinden edilmiş olan fragman olur. Asla şimdi olmamış bir geçmişin karşılığıdır. Nesne eşittir X. Peki ama virtüel nesnelerin son kertede bizzat sembolik olarak bir unsura gönderdiği fikri ne anlama gelir? Bu kadar fantastik bir nesnenin kendisiyle ne yapıldığı üzerinde kısaca duralım. Çünkü nesne kendi düzleminde konumsuz yer değiştiren bir yapıya sahip olmasının yanında zamansallık olarak da tüm şimdilerin geçmişi olarak hep kaybederek bulunan ve bizimle ilişki içinde olan bir nesnedir. Lacan bu nesneye bütüncül bir bakış açısı olarak fallus kavramı altında bütünlük vermeye çalışmıştır. Fallus sembolik ilişki açısından yani özneler arasılığı kuracağı bir bağlamda bir bütünlük kazanmıştır. Ama bu bütünlük nesnenin kısmiliği açısından yani virtüel nesneliği açısından bir kısıtlayıcılık içermektedir. Çünkü kendi düzleminde konumsuzluğu ve yer değişimi gücü belirli bir noktanın varlığını işaret etmekten çok hep şimdinin geçmişinde kalan noktaların varlığına işaret etmektedir. Biliyoruz ki bu belirsiz alanda özneler arasılığı kurabilecek bir bağlantı bulunması gerekecektir. Lacan açısından olmasa bile bu özneler arasılığı kurabilecek noktayı Freud Oedipus kompleksiyle kuracaktır. Lacan ise dil ile bu iletişimin ortaklaşanının kurulduğunu söyleyecektir. Nesnenin bu eksikli yapısı özneler arasılığın kurulması açısından eksiklik düzeminde bir bağlantı ile sembolikle ilişkilendirilmesi çerçevesinde işlevselliği kurulacaktır. Tanımlama böyle bir indirgemeyi meydana getirmiştir. Diğer yandan hadım edilme durumundan düşünmeye ilerlemiştir. Çünkü tenisin sembolik düzendeki konumunun işaret ettiği noktadan önce virtüel nesne alanında kendi düzleminde herhangi bir cinsiyete gönderme sağlayan konumsuzluğu mevcuttur. Bu konumsuzluğa tek bir organ çerçevesinde belirli bir sabitleme ile işlevsellik kazandırılması dikkat çekici olmuştur. Son bir alıntı yapıp bitiriyorum. Sabrınız için teşekkür ederim bu arada. Bu nesnenin kendisine gelirsek, bu arada farklı tekrar sayfa 148. Bu nesnenin kendisine gelirsek, o da artık nihai yahut kökensel bir terim olarak değerlendirilemez. Bu ona sabit bir yer ve doğasına bütünüyle aykırı bir özdeşlik tayin etmek anlamına gelir. Fallus da özdeşleştirilebiliyorsa, bu yalnızca fallusun Lacan'ın terimleriyle hiçbir zaman yerinde, özdeşliğinde ve temelinde olmaması ölçüsündedir. Kısacası nihai bir terim yoktur. Aşklarımız anneye geri göndermez. Mesele basitçe bu nesne X'in yer değişimlerini daima hesaba katarak annenin şimdimizi oluşturan seride virtüel nesneye göre belli bir yeri
başka bir özelliğin şimdisini Kur'an serideki başka bir karakterin zorunlu olarak doğduğu yeri işgal ediyor olmasıdır. Teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür ederiz tüm işlerine. Sorusu olan var mı İlker Beylere? Buyurun Umut Bey. Öncelikle çok teşekkür ederim. Tabii bu bir stres toplantısı olduğu için çağrışım yapmam müsaade vardır herhalde. Dinlerken neler düşündüğümü biraz anlatacağım. Özellikle Kant ve Hume'un olduğu yerlerde belirli bir böyle zihinsel kopma yaşadım dinlerken. Kendi kendime sordum, yani kavramlar yabancı, bir yandan günlük hayatın içerisinde kullanmıyoruz tabii ki. Bunlar bir yandan içerisinde bilgi mi barındırdığı için ben bunları bilmiyorum diye mi şu anda zihnim buna direniyor diye düşündüm yani. Bu bir başka bir dilde sanki bana ya, hani Japonca kadar uzakmış gibi hissettiğim yerler oldu. Ama bu Japonca ile Kant arasındaki hani çağrışımsal yakınlığı düşünüyorum. Çünkü neden mesela bu kadar uzak geliyor düşündüm felsefe. Bazen böyle hissettiriyor kendimi. Çünkü en azından Kant'tan biridir. Bir tür sistem kurulmaya çalışıyor diye anlıyorum. Ve bu sistem için belli kelimeler gerekiyor. Ve bu zorunluluk. Çünkü hani sizin de söylediğiniz gibi Saf Aklın Eleştirisi kadar bir kitaptır. Evet. Devamında vardır. Çoğunlukla kavramlar yerleştirilir ve kavram benim bildiğim kadarıyla önemli bir kelime zaten. Hani beklif yani başından beri felsefenin taşıdığı şey. Sudur, işte havadır vesaire diye başlayan hikayenin geldiği nokta burası. Ama şunu soruyorum kendi kendime. Yani sudan ve havadan geldiğimiz yer son derece kompleks bir noktaya doğru ilerledi ve bahsettiğim şeyler birazcık bana aslında hayatın içinden şeyler aslında. O kadar hayatın içinden ki gerçekliğin kendisini, yani benim şu an gözümle gördüğüm bütün, hani duyumsadığım aynı zamanda, bütün gerçekliğin kendisini isimlendirmeye çalışıyor. Bunun krizinin aslında Kant'ın kendisi. Çünkü bir yandan benim kendi zamansallığımı aynı zamanda uzayın içerisinde, yani boşluğun içerisinde nelerle karşılaştığını, nelerle temaşa ettiğini sistemin başına itibaren buradan kurmaya çalışıyor. Ki Saf Aklın Eleştirisi zaten bununla başlıyordu. Bu Saf Aklın Eleştirisi'nin niye bu kadar hani kavramlarla bezeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle olmak zorunda. Yani senin anlatımının benim tarafından zihinsel bir dirence maruz kalması aslında zorunluluk. Çünkü çok zor. Neyi çok zor? Uzay son derece karmaşık. Uzayın karmaşık olmasının sebebi bir yandan hareketin kendisi. Aristoteles'ten biridir. Nesnelerin kurduğu hareketin kendisini betimlemeye çalışıyor bu insanlar. Ne yapsın başka? Aristoteles de fizikte de çok karışık. Hani ondan sonraki kitapların da son derece karmaşık gözüküyordur. Ama hani Aristoteles'ten nasıl bir Kant farkı var diye düşünürsek daha doğa fenomenleri odaklıydı. Sanki bunlar doğa fenomenleri değilmiş gibi anlaşılabilir. Ama senin sorunun bize hayatın daha içinden bir yeri sunuyor. Daha uzun ile ilgili kısmı. Yani Aristoteles'in daha böyle doğal fenomenler diye söylediği, hani daha doğayı materyaller üzerinden aldığı şey, sen bize materyal diye arzuyu koyuyorsun. Öyle anlıyorum. Ve arzunun kendisinin devinimi, devinim kelimesi hani Aristoteles'in kelimesi diyebiliyorum ben. Aristoteles'in fiziğindeki bir kavram ve o tamamıyla nesneler arasındaki devrimden bahsediyor. Ama sen bize arzudan bahsediyorsun. İsmini hiç kullanmadım. Aynen. Yani Aristoteles'in aslında şeyi var. Geleneğinin bir devamlılığı. Bu sadece Aristoteles'e yaslanılamaz. Tabii ki de Platon'un Timaios'unda uzayla ilgili kurduğu şeyi düşünüyorum. Bundan çok farklı değil ama o çok daha ne diyelim, kozmolojik bir tarafı da gözeterek söylenmiş bir diyalog diyelim. Ama burada senin bize söylediğin
ve hani dinlerken çok çok zorlandım. Yer yer koptuğum o şey biraz beni şu an başa çıkıyor. Sen bize aktardığın şey çok zor bir şey. Hani Kant geleneği, Hume geleneği, oradan Deleuze ve Lacan'la ilgili kısımlar ve bu hakikaten böyle bir zorluğu zorunlu kılıyor. Ama dinleyen için aynı zorluğu da beraberine getiriyor. Ama bu o kadar hayatın içinden ki, hani kendi okumalarından biliyorum. Bu hayatın içindenlik bu kadar niye zorlaşıyor düşünüyorum bazen. Mesela Deleuze'ün kitapları var değil mi? İşte sinema ile ilgili var, Kafka ile ilgili var vesaire ilgili var. Orada mesela sayısız örnek var. Bu virtüel kavramıyla ilgili mesela sayısız yine örnek o kitapların içerisinde olduğunu düşünüyorum, hatırlıyorum. İyi örnek oldu hatta sana. Güzel değil. Ben bir soru sormuyorum, sen çağırışım yaz. Diskanat toplantısı olduğu için serbest değil. Aklıma bunlar geldi. Serbest. Kusura bakmayın, anlaşılmamız. Ama sanki tam da bu anlaşılmanın zorluğu, yani şu anda deneyimlenen şey aslında aktarılan şey. Bir buçuk iki ayda konuşuyor mu? Çok açamadım açıkçası. Yani buranın kesildi. Sanki zaten... Çünkü binlerce yıldır ulaşıldığı için insanlar ulaşıyor ve kavramlara basarak ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Basmamız gerekiyor. Suyun üzerinde yürüyemiyoruz. O kavramlara basarak ilerlediğimiz zaman daha sağlam adımlar atabiliyor gibi düşünüyorum. Ama her birini açmak için ulaşırsam bu kadar şey anlatamaz. Her biriyle ulaşırken fazla ileri gidemeyiz. Bu sefer de her bastığımız o suyun üzerindeki o neyse ona anlatıp kalırız. Bir sonraki adımı atamayız gibi. Düşünüyorum. Bence kavramlar güzel ya. Ben çok teşekkür ederim bu arada kavramları. Ama şeyde, yani ben o kavramları biliyordum fakat o kelimelerle değil. Dolayısıyla mesela Hume'un, işte Deleuze'un ya da işte atıyorum Kant'ın da bunlarla, ben çok uzağım felsefeye normalde. Hani bunlarla düşünüyor olması bu çok hoşuma gidiyor. Yani ama hani içeriğini der başka kelimelerle bildiğim anda bunun için de sorayım size ama hani ikisi birlikte ilk sentez oldu aslında. Tuba Hanım'ın sözü kesildi sana. Şunu demek istemiştim. Tam da şu an belki burada deneyimlenen şey, metinde anlatılmaya çalışılan şey gibi canlandı bende de. Orada da kavramlar var, bir uzay var ve onun özneye yansıması ve özneye yorumlayarak onu belki de tutunması. Ve şu anda da bütün bu metinde geçen kavramlar sanki tıpkı metinde anlatılan gibi havada uçuşuyorlar, bizlere bir şekilde tutunuyorlar ve yani biz onları yorumlayarak tutunuyoruz ve zaten metinde bunu anlatıyor, bunun zorluğunu. Evet. Nesne bağlamında, nesne ağ bağlamında öyle düşünürüz. Sorusu ya da katkısı olan var mı? Pekala, saat 19.25. 10 dakikalık kısa bir ara verelim. Oturumun ikinci yarısında hem bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz oturumları özetlemek hem de Ezgi'ye bir selam vermek gerekeceği için bir arada olacağız. Teşekkürler. Çok fazla burada tutmak, yormak, vaktinizden çalmak gibi bir niyetim yok ama en azından bugün için TESAK'taki son oturumumuz olduğundan bir kapanış yapmanın yerinde olacağını düşündük. Felsefe, sanat, psikanaliz mensupları olarak. Konuşmanın açılışında da bahsettiğim üzere Kasım ayından buradayız. Sadece bir kere maalesef mücbir sebeplerle ara vermemiz gerekmişti. Huzurlarınızda bu vesileyle hem Görkem Hanım'a hem de Serhan Beylere bizlere Kasım ayından beri sunmuş oldukları destekler için, misafirperverlikleri için çok teşekkür etmek isterim. Çünkü biz buraya geldiğimizde samimi olmam gerekirse kendimi hiç yabancı hissetmedim ya da hiç konuk gibi hissetmedim. Sanırım ancak böyle olur konuk severlik. Derrida böyle bahsediyor en azından 96'daki derslerinden ikincisinde. Yani öyle bir konukseverlik ki isim dahi
sorulmadan, yani sen kimsin veya nereden geldin sorusunun dahi sorulmadığı bir konuk severdim. Çünkü bu soruyu sorduğunuz takdirde konuğunuzu tanımak suretiyle kendi topraklarınıza kabul edersiniz ve onu da sizin tabi olduğunuz yasanın bir parçası haline getirirsiniz. Ve bu noktadan itibaren o kendisine sunulan her şeyin yasal karşılığını size sunmakla mükelleftir. Yani konuksever yasanın size müsaade ettiği ölçüde ve müsaade ettiği koşullar çerçevesinde. Bu sebeple felsefe sanat psikanaliz mensuplarının ve dostlarının, çalışma arkadaşlarının Kasım ayından bu yana burada gerçekleştirdiği sunumlarda esasında biz çalışmalarımızı düzenli olarak dinleyicilerimize takdim edebileceğimiz ve büyük bir mutlulukla bu yaşayan kütüphanede, sanırım böyle anılıyor, çalışmalarımıza nefes verebileceğimiz, can verebileceğimiz bir karşılık ile karşılaştık. Bu çok kıymetliydi ve daima böyle olacağız. Geçmiş oturumlarda psikanalizin temel kavramlarından ve sorunlarından bahsetmeye çalıştı konuşmacılarımız. İlk oturumda ben Freud'un ekonomik teorisinden bahsetmiştim. Hatırlayanlar vardır, hatırlamayanlar varsa Serhan Beylerin emekleri sonucunda tüm kayıtlar YouTube'da mevcut. Hülya Hanım da çift terapisinden, çift analizinden ve buna ilişkin post-Freud'cuların geliştirmiş oldukları terapi tekniklerinden ve yaklaşımlarından bahsettim. Takip eden oturumlarda kaygı kavramına, savunma mekanizmalarına, psikanalitik teorinin queer teori ve dolayısıyla beden ile münasebetine, Lacan'cı psikanalizde gerçek kavramına, Freud ve Lacan'ın eserinde düşlem kavramına ve incesine değinme fırsatı edindi konuşmacılar. Neden bu kadar önemli Freud'a dönmek? Neden Freud hakkında konuşmak gibi bir sorumluluğa sahip olduğumuza inanıyoruz? Hepimizin aşina olduğu üzere 1950'lerde Lacan'ın kendi çalışmasını bu şekilde isimlendirdiğini biliyoruz. Freud'a dönüş. Yani bir sadakatten bahsediliyor burada, Freud'a gösterilen sonsuz bir sadakatten. Üç metin, hafızam beni yanıltmıyorsa iki metin ile başlıyor Lacan'ın birinci semineri, Freud'un tüm eserleri arasında. Bunlardan birisi Freud'un 1930'ların ortasında yazdığı Analizde İnşallah başlıklı makale, diğeri de 1899 yılında yayınlamış olduğu Perde Anılar metni. Semineri Lacan'ın şu önermeyle başlıyor: geçmiş, bugün tarihselleştirildiği ölçüde geçmiştir. Ki bu zannediyorum ki İlker Beyler'in sunumunun çeşitli kısımları çerçevesinde de düşünülebilecek bir hadisedir. Lacan bu iki metni alıyor ve Freud'un eserine zamansallığa ve tarihselliğe değiniyor. Yani Freud'un eserine dönüşünü bir zaman problemiyle açıyor Lacan. Bu çok önemli. Bu vesileyle felsefe sanat psikanaliz mensupları esasında başta Freud'un erken metinleri olmak üzere Freud'un 1880'lerin sonundan itibaren yazdığı ne varsa psikanalitik külliyatına dahil edilen ya da kıyısından köşesinden edilmeyen ama edilebilecek olan ne varsa bunlara mümkün mertebe sadakat göstererek ve Freud'u Lacan'ın önerdiği çizgide okumaya gayret ederek çalışmalarını yaklaşık olarak 6 yıldır sürdürdüğü bir oluşum. Ben de bu oluşumun 2018 yılından beri çok onurlu ve mutlu bir üyesiyim. Peki nasıl olabilir? Yani neyden bahsediyoruz Freud'a dönmekten bahsederken? Örneğin dün mensuplarımızdan Batuhan Demir İstanbul Kültür Üniversitesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşması nevroz ve psikozda aktarım kavramı üzerineydi ve katılımcılardan birisi
Osman Bey'e aslında hepinizin belki bugün de sorabileceği ya da aklınızdan geçen ama sormayacağınız soruyu sordu. Nereden başlayacağız doğru okumaya? Kişi. Çünkü Lacan okumak çok güç. Lacan'a nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Freud'a nereden başlayacağız? Batuhan Bey'in cevabı açıktı. Neyi buluyorsanız oradan başlayın. Freud okuyun. Lacan'la başlanabilecek bir şey değil bu. Freud'a mümkün mertebe sadakat göstererek başlayın. Nereden başlarsanız başlayın. Tarihsel bir yöntem izlemeye çalışabilirsiniz. İlk metinleri öncelikli olarak okumaya çalışabilirsiniz. Ya da kendinize bir problem seçebilir ve oradan başlayabilirsiniz. Bu sizin stiliniz ile alakalı olacaktır. Bunun dayatmasını herhangi bir kişinin yapabileceğine doğrusunu söylemek gerekirse pek inanmıyorum. Örneğin ben açısından Freud'un erken metinlerine önem gösteririm. Çünkü bunun sebebi ben burada TESAK'ta da sunmuş olduğum üzere Freud'un ekonomik teorisi üzerine çalışırım ve bu erken metinlerde Freud'un ekonomik teorisinin çok net öncüllerinin bulunduğuna inanırım ki bunlardan bazılarını İlker Beyler sunumunda zaten dile getirdiler. Örneğin gerçeklik prensibi, değil mi? Kaybedilen nesne ya da sürekli geçen zaman ve dolayısıyla geçmiş meselesi. Bu vesileyle felsefe, sanat, psikanaliz esasında Freud'un eserini gündemde tutmaya çalışan bir oluşumdur. Bu kadar basit. Freud'la, Freud'un eseriyle ve Freud'un eserini mesele edinen insanlarla mümkün mertebe diyalog içerisinde bulunmaya çalıştığımız bir oluşum bu. Vaktimizi genellikle bunu harcar, bunun üzerine yazar ve bunun üzerine söyleriz. Buradaki sunumlarımızda da aslında size psikanalize girişin bir biçimini sunmaya çalıştık. Yani yapmaya çalıştığımız şey size psikanalize giriş için izleyebileceğiniz bir yol önermek değildi. Biz buradan okuyoruz demek istemiştik aslında sizlere. Siz o yolu takip edersiniz ya da etmezsiniz ya da reddederek takip edersiniz ya da lav edersiniz. Bu onunla geleceğiniz diyaloğa bağlıdır ve her halükarda bizim için çok kıymetlidir. Yani ister onaylamak ister reddetmek vesilesiyle olsun şayet bir diyaloğu burada TESAK'ta başlatabildiysek sizlerle, bu kayıtları dinleyenlerle ve oturumlarımıza katılan sayısız kişiyle rahatlıkla söyleyebilirim ki Kasım ayından bu yana sürdürdüğümüz bu şey başarıya ulaşmıştır ve bu beni çok mutlu edecektir. Felsefe sanat psikanalizin tüm üyeleri adına konuşacak olursam. Bugün Ezgi Hanım burada olsaydı size hayaletten ve adaletten bahsedecekti. Ne yazık ki yok. Kendisi rahatsızlığı vesilesiyle ve doğrusunu söylemek gerekirse bir sunum gerçekleştirmeyi başlangıçta Ezgi'ye bir saygısızlık olarak addetmiştim. Ve de bunu kendisiyle paylaşmıştım ama o benim şayet uygun görürsem bir sunum yapmam gerektiğini söyledi. Dolayısıyla bugün sizler huzurunda aslında Ezgi'nin onayı vesilesiyle konuşuyorum. Ve inanıyorum ki ilk fırsatta onu dinlediğinizde bu meselelerin tümünü size çok daha kıymetli bir olgunlukla nakledecektir. Derrida'nın Yasanın Gücü başlıklı makalesinden bahsedelim. Metis yayınlarından çıkan Şiddetin Eleştirisi üzerine başlıklı derleme içerisinde okunabilecek bir makaledir. Bugün sizlere bu makalenin Freud'cu ekonomik teori çerçevesinde sunduğu bazı malzemelerden bahsedeceğim. Yani benim altını çizdiğim ve Derrida'yı Freud'la okumanın mümkün olduğuna inandığım bazı kanıtlarına bahsedeceğim. Size aslında takip edip etmemek dediğim gibi sizlerin çalışma pratiklerine kalmış bir husustur. Sırasıyla yaklaşık 7 cümle okuyacağım size söz konusu makaleden. Sayfa sayılarını da söyleyelim. 53. sayfa. Derrida'nın cümlelerinden özetlediğim şeylerdir bunlar. Adaletin doğrudan izlekleştirilememesi. 58. sayfa, adaletin kuruluş anının tarihin homojen dokusuna kaydolmuş bir an olmaması. 59. sayfa, adaletin değil, hukukun dekonstrüksiyona tabi tutulabilir oluşu.
71. sayfa, bir kararın adil olması için hem kurallı hem kuralsız olması gereği. 78. sayfa, siyasallaşmanın sona erdirilemez olur. Görüyorsunuz değil mi? Zaman ile ilgili meseleyi, karar verilemez ile ilgili olan meseleyi. Şimdi bir başka Derrida makalesi yasanın önünde başlığını taşır ve hepinizin aşina olduğunu düşündüğüm Kafka öyküsü üzerine bir makaledir bu. Makalede öyküyle aynı başlığı taşır aslında yasanın önünde. Bu öykü esasen dava romanının içerisinden de okunabileceği gibi Kafka tarafından ayrı bir öykü olarak da, daha doğrusu Kafka'nın eserinin yayıncılığı tarafından ayrı bir öykü olarak da yayınlanmıştır. Metin, eğer okumuş olanlarınız varsa hatırlayabilecekleri üzere, çok önemli. Kısmen Kant ve Heidegger ile diyalog içerisinde olsa da esasen Kafka ve Freud'u beraberce okumaya yönelik bir girişimdir. Derrida'nın yasanın önünde başlıklı metni. Tamam mı? Derrida'nın yasanın önünde başlıklı metninde Kafka'yı Freud'la beraber okumaya yönelik girişimini, girişiminin Freud'daki karşılığını sizlere takdim etmek için az önce bahsettiğim altı cümleyi size Derrida'nın başka bir metninden okudum. Tamam. İzlekleştirilememek, tarihin homojen dokusuna kaydedilememek vesaire. Bunların hepsinin son derece Freudcu anlayışlar olduğunu düşünüyorum. Eğer benim temellendirdiğim şey, benim denediğim şey kabul edilebilir bir şeyse ki başlangıcını zaten Kasım ayında TESAK'ta konuştuğum cümlelerden alır. O yüzden mümkün mertebe o gün söylediklerimi tekrar etmek niyeti içerisinde değilim. Bugün Ezgi'nin yerine demek doğru olmayacaktır ama Ezgi'nin boşluğunu mümkün mertebe seslileştirebilmek adına gerçekleştireceğim sunumumu ve yöntemimi mümkün olduğunca genel ifadeler kullanarak açıklamam gerekirse, hakların kaynağını ve dolayısıyla doğasını tartışmaya açacak olan bu sunum konuşma adına ne dersiniz? Söz konusu doğayı kendi kusurunu, gediğini, paradoksunu ya da açmazını üreten bir sistem olarak ele alır. Almak zorundadır. Psikanalitik olarak yegane o budur. Freudçu psikanalist çerçevesinde. Bu doğrultuda hakların kaynağına yerleştirilebilecek herhangi bir alternatif, esas, merkezi bir gösteren sunumun gündeminde bulunamaz. Dolayısıyla daha şimdi aslında az önce sunmuş olduğum kanıtlarla ilişkisi göze çarpmaya başlıyor. Bir açmaz, bir paradoks, bir gedik var, bir problem var. Karar verilemeyen bir şey var. Bir öyle olan, bir böyle olan, zamanını tam olarak işaret edemediğiniz bir şey, zamana sığmayan bir şey. Zamana sığmayarak zamanı mümkün kılan bir şey. Zamana sığmayarak psikanaliz pratiğini mümkün kılan bir şeyden bahsediyorsun. Freud'da bunun çeşitli adları var. Örneğin Freud'da buna tarih öncesi diyebilirsiniz. Boşluk diyebilirsiniz, artı keyif diyebilirsiniz. Hangi metinden okuduğunuza göre değişir. Örneğin ben boşluk derken size 1919 bir çocuk dövülüyor metnini atıfla konuştum. Eğer buna tarih öncesi derseniz kanıtlarını bütün eserine yayılmış olarak bulabilirsiniz. Örneğin 52. mektubu açın ve tarih öncesinden gelen anneyle söylediğin şeyleri mukayese edin. Öyle bir annedir ki o, öyle birisidir ki o, tek bir şey yoktur ki ona benzesin. Ve tam olarak bununla Freud 52. mektubunda Wilhelm'e gönderdiği psikanalitik açıdan tarih yazılmayı hiçbir zaman bırakmayan bir tarih. Tam olarak bu sebep. Dolayısıyla hakları, insan hakları, doğal hukuk kuramları ve iradi pozitivizmin ötesinde düşünecek olmak, onları aşmak ya da geride bırakmak manasına geliyorsa, yani çizgisel bir ilerlemeyi ve zamansallığı verili yahut zorunlu kabul etmek manasına geliyorsa, bu kabul psikanalitik açıdan kabul edilebilir değildir. Haz ilkesinin ötesinde başlıklı makalesi Freud'un bize şunu gösterir. Haz ilkesinin ötesinde teorize edilmeye çalışılan şey, yani ölüm dürtüsü, Lacan'ın 11. seminerde bize açık ettiği üzere bütün dürtüleri kısmi dürtü kılan bir şeydir.
Dolayısıyla aslında ötede değil. Eğer bundan anladığımız şey çizgisel bir zamansallıksa, çizgisel bir anlayışsa, progresif bir şeyse, yani üstüne katarak ilerlemekten bahsediyorsak, gelişmekten bahsediyorsak, lineer bir şeyden bahsediyorsak, psikanalizin her bir satırı, Freud'un eserinin her bir satırı meseleyi lineer olarak ele almanıza direnir. Benim Freud'un erken dönem eserleriyle ilgilenmemin sebebi budur. Çünkü bu direnç ile Freud psikanalitik uğraşının daha ilk yıllarında karşılaşmıştır nevrozların etiyolojisini teorize etmeye çalıştığında. Soru basittir. Neden bir insan bir nevrozdan muzdariptir de diğerinden değil? Fakat Freud bu soruyu kalıtsallık ile cevaplayamadığını hemen keşfeder. Üstelik kalıtsallığın neden bilimsel etiyolojik önemine son derece büyük bir önem vermesine rağmen. Charcot'un bir öğrencisidir ve Freud'un kalıtsallığa önem vermemek gibi bir seçeneği yoktur yani. Ama bununla birlikte nevrozların etiyolojisini buradan açıklayamadığını hemen görmüştür. Çok hızlı bir şekilde. Gördüğü ikinci şey ise şudur. Hiçbir psişik yapı yoktur ki, hiçbir nevrotik yapı yoktur ki, tırnak içerisinde söylüyorum bu cümleyi, lütfen Atakan Bey'in sunumunu tekrardan dinleyin eğer dinlemediyseniz, bir cinsiyet ile eşlenebilsin. Çünkü erken tarihlerde Freud bunu denemiştir. Takıntılı nevrozları erkeklere dair, hisleri ise kadınlara dair bir hastalık olarak tanımlamayı Freud denemiş ve bundan vazgeçmiştir. Hatta çok erken tarihlerde bile etiyoloji üzerine yazmış olduğu makalelere bakın. Obsesyonun eril bir şey olduğunu söylemesine rağmen verdiği neredeyse bütün vaka örnekleri kadınlardır. Daha burada erkek ve kadın Freud'da cinsiyetlenme problemi. Dolayısıyla eril ve dişinin anatomiye oturtulamayacak bir şey olduğunu görmeye başlarsınız. Daha ilk yıllardan itibaren. Nihayetinde yıllar sonra Freud bu itirafta doğrudan bulunacaktır. Ve diyecektir ki eril olanı erkeklikle, dişil olanı kadınlıkla tanımlamak konusunda çok hızlı hareket ettik ve doğru değil. Ve aktiviteyi ve pasiviteyi, uygarlığın huzursuzluğunu meşhur dipnotu hatırlayacak olursanız geçtiğimiz oturumumuzda burada bahsetmiştim. Çok sevdiğim bir tanım var. Bundan bunu okumak istiyorum size. Alenka Zupančič'e ait Neden Psikanaliz başlıklı kitabında. İnce bir kitap, Metis yayınlarından okuyabilirsiniz. İnsan cinselliği der Zupančič, var olmayan bir normdan paradoks dolu sapmalar bütünüdür. Normal değil, insan cinselliğini bu şekilde tanımlar. Var olmayan bir normdan paradoks dolu sapmalar bütünüdür. Bu sapmalara dayanarak Freud'un eserinin nasıl olup da Yahudi bir bilim olduğunu çalışılabileceğine yönelik bir inancım var. Buna Yahudi derken Sigmund Bauman'ın Modernlik ve Müphemlik başlıklı eserine göndermede bulunuyorum. Ama bugün bunu detaylıca aktarabilecek zamanım ve gücüm maalesef yok. Çünkü o eserde Bauman Kafka'yı, Freud'u ve Zimel'i beraberce okur ve bu yazarların eserinde Yahudi olanın izini sürmeye çalışır. Bauman'ın öne sürdüğü şeylere katılıyorum ve daha fazlasının da söylenebileceğine inanıyorum. Eğer mevzu bahis Freud'un eserinin Yahudiliği ise. Geri dönelim. İnsan haklarının ontolojisinden bahsediyoruz aslında bir yandan da. Dediğim gibi bu Ezgi'den doğan sessizliği seslendirmek adına yapmış olduğum bir sunum. Dolayısıyla benim bu noktada attığım her adım esasında benim için tedirginlik verici. Ama sizlere de bir söz vermiştik ve doğrusunu söylemek gerekirse bunu tutmamanın felsefe sanat psikanalize yakışacağını düşünmedim. Eğer bir kapanış yapacaksak bunu size kendimize yakışan şekilde yapmamıydık. Evet, Freud Bir Çocuk Dövülüyor metninde özetleyerek aktarıyorum. Mazur görün, çok uzatma niyetim yok. Alfred Adler'e bir dönem çok yakın çalıştığı bir dostu olan Alfred Adler'e bir eleştiri yöneltir. Eleştirinin mantığı şudur. Bildiğiniz üzere Freud'u biseksüalite ya da Türkçe'ye çift cinsellik olarak da çevrilen kavramla tanıştıran meslektaşı demeyelim ama bir başka tıpçı
Wilhelm Pilis'tir. Yani 1890'lardan 1900'lü yıllara kadar çokça mektuplaştığı bir arkadaşı, bir kulaklığının boğaz doktoru Wilhelm Pilis. Freud çok etkilenmiştir erken dönemde bu çift cinsellik kavramı. Fakat eserinde doğrudan bu kavramdan bahsettiği makale bulmak güçtür. Benim bildiğim kadarıyla Freud'un tüm psikanalitik eserleri arasında doğrudan çift cinselliğe ayrılmış yegane metin 1908 olabilir sanırım tarihi. İsterik güçlenlerin çift cinsellikle ilişkisi başlıklı makaledir. Bir Türkçe çevirisi de mevcut. Ama Freud'un Adler'e Bir Çocuk Dövülüyor Mu metninde sunduğu eleştiri şudur. Adler, Fries'in çift cinsellik kuramını alır ve der ki, siz anatomik olarak erkekseniz, sizde bastırılmış bir dişillik vardır. Eğer kadınsanız, sizde bastırılmış bir erillik vardır. Freud der ki, Adler'e cevaben çok açık bir şekilde Türkçe baskısını, Payel'de 2013 baskısı, Psikopatoloji'de 175. sayfa, cinselliğin, bir kişinin cinsiyetini, daha doğru bir ifadeyle, anatomi ile belirlendiğini nereden biliyorsun? Soru çok net. 1919 tarih. Dolayısıyla Adler'e katılmaz. Eğer Bir Çocuk Dövülüyor metnini inceleyecek olursanız, Atakan Beylerin de bahsetmiş olduğu Lacancı çerçevede adına cinsiyetlenme ya da seksüasyon denen şey Freud'cu karşılığını görebilirsiniz. Freud, kız ve erkek çocuklarında Oedipus kompleksi çerçevesinde cinsiyet sorusunun nasıl sorulduğunu ve bu soru sorulurken bu soru etrafında cevapların hangi düşlemler ile dokunarak ortaya atıldığını açıklar. Bu makale 1919'da. Bu çok önemlidir. Çünkü Freud burada gerçekten de doğrudan Lacancı gerçek ile beraber okunabilecek bir boşluktan, tarihsel bir boşluktan bahseder. Erkeklerin düşlemlerini atıfta bulunduğu sırada. Der ki öyle bir zamandır, öyle bir yerdir ki bu tarihte bir yeri yoktur ve ancak yeniden inşa edilmek suretiyle varlığından bahsedilebilir. Gerçek. Hatırlayın. Derrida'ya yaptığım atıfları, tarihin homojen dokusuna dahil edilemeyen bir şeyden bahsediyoruz. Freud der ki, eğer Derrida'nın dilini kullanacak olursak, bu düşlemlerde tarihin homojen dokusuna dahil edilemeyecek bir şey vardır. Ve bunun için analitik çalışma gerekir. Kişinin çalışması, kişinin derinlemesine çalışması. Durkheim meşhur makalede 1914'te Freud'un açıkladığı. Analitik çalışma. Hatta Türkçe çeviride, Payel çevirisinde yeniden keşfedilmekten bahsedilir. Yanlış bir çeviridir bu. Söz konusu zaman, keşfedilebilecek olan bir zaman değildir, ancak inşa edilebilecek olan bir zamandır. Eğer o zamanın keşfedilebilir bir şey olduğunu söyleyecek olursanız, daha o noktada psikanalitik teoriyle doğrudan çelişmiş olursunuz. Kesin bir şekilde. Hatta Bauman'a gidin. Freud'un eserinin Yahudi özelliğini ortadan kaldırmış olursunuz. Nitekim uygarlığın huzursuzluğunda size bahsettiğim dipnotlar geçtiğimiz oturumda neydi o? Her insanın hem erkeksi hem de dişil içgüdüsel etkiler çevirdik. Burada biraz problemli dürtülerden bahsediyor Freud. Dürtüsel etkilerden, tribriyodan bahsediyor. Gereksinimler, özellikler gösterdiğini söylemeye alışkınızdır. Ancak erkeklik ve dişilik özelliklerini her ne kadar anatomi ortaya koyabilirse de psikoloji ortaya koyamaz. 1930 tarih. Aynı metnin bir başka yerinde dile getirdiği üzere Freud'a göre uygarlığın derdi cinselliktir. Ve toplumun devamının cinsel ilişkiden geçmeyen bir yolu bulunabilir olsa bu ilişkiyi anında laveder der uygarlık. Şimdi diyeceksiniz ki toplumun devamının artık cinsel ilişkiden geçmeyen yolları var. Evet, Freud'un burada gündeme getirdiği şey cinsel ilişkiyi imkansız kılan şeyin cinselliğe ilişkin bir soru olmasıdır. Nevrotik bir soru. Bu soru sürekli kendisini dayatır, sürekli gündeme gelir. Uygarlığın uğraştığı şey bu sorudur. Hiç durmadan geri gelir. Çok net bir şekilde tıpkı Lacancı bir ifade gibi Freud bu metinde cinsel ilişkinin imkansız bir şey olduğunu söyler. Çok açıkça. Aynı yerlerde. 60. sayfalarda aşağı yukarı. Şimdi yasada, adalette,
haklardan bahsediyoruz. Hiç lakancı bir terminoloji kullanmadan Freud'da kaldık. Freud'un bastırma makalesini alırsanız, Freud'un bu makalede bastırma mekanizmasına iki özellik atfettiğini görürsünüz. Bunlardan birincisi bastırmanın bireysel bir hadise olması. İkincisi ise, ki bu 1919'da gelir esasında bir çocuk dövülüyor metninde, bastırmanın cinsiyetli bir şey olmamasıdır. Çünkü Adlerci bir yol izleyecek olursanız bastırmaya bir cinsiyet atfetmek zorundasınız. Örneğin Adler'in çizgisini izleyerek dersem ki ben anatomik olarak erkeğim ve dişil olanı bastırıyorum. Böyle bir mekanizmanın cinsiyeti olması lazım. Hı? Freud'a göre bu söz konusu bile edilemez. Adler'e yönelttiği ikinci eleştiri budur. Söz konusu ne? Yani elimizde bastırma gibi bir mekanizmayı tarif edecek olan iki özellik var. Bunlardan birincisi bireysel olması, 1915 ve cinsiyetli olmaması. Bu da 1919. Aralarında 4 yıl. Tamam. Cinsellikle ilişkisiz olmasından bahsetmiyorum. Cinsiyetli olmaması. Cinsiyet sorusunu gündemde tutmamasından da bahsetmiyorum. Cinsiyetli olmaması. Şimdi Derrida 223. sayfasında yasanın önünde başlıklı makalesini şöyle yazıyor. Kafka'ya atıfla, Kafka'yı okuyor. Kafka'nın öyküsüyle uğraşmaya devam ediyor Derrida. Burada ne kimin ne de neyin yasa olduğunu biliyoruz. Edebiyatın başladığı yer budur belki de. Bir kadın ya da dişil bir figür değildir o. Hatta bir erkek ona girmek ya da nüfuz etmek istese bile kesinlikle onun tuzağıdır. Ancak bir erkek de değildir yasa. Nötrdür, cinsel ve gramatik cinsiyetin ötesindedir ve bu yüzden kayıtsız etkilenmez kalır. Evet ve hayır yanıtıyla pek de ilgili değildir. Lacan'dan bahsetmiştim size. Bakın evet ve hayır yanıtıyla ilgili değildir. Bunlar Freud'un eserinin Yahudi yerleridir. Neyden bahsediyorum? Analizde inşalar makalesini alın karşınıza. Bakın. Freud der ki bir analist yorum yaptığında ne beklemeli analizandan? Ne olacak? Kabul mü görecek bu yorum? Evet mi diyecek analizan? Haklısınız mı diyecek? Red mi diyecek? Hayır mı diyecek? Böyle bir şey olamaz mı diyecek? Peki analist bu durumda nasıl bir yol izlemeli? Tırnak içerisinde haklılığını nasıl test etmeli? Neye kanaat getirmeli örneğin analizana ona evet ya da hayır dediğinde? Freud der ki hiç önemi yok. Zaman gösterecek yorumun ne yaptığını. Ve siz ikinci kanıtlarla uğraşmak zorundasınız diyecek. Evet ya da hayırla değil. Evet ve hayırın üretmeye devam ettiği şeyle. O şey işte yeniden inşayı mümkün kılacaktır. O yüzden o makalenin adı analizde inşalar. Hep bir şeyler inşa edilecek, bozulacak, tekrar inşa edilecek, tekrar bozulacak. Yeter ki kat edilebilsin. Ancak kat edilmek suretiyle çalışılabilir olan bir şeyden bahsediyoruz. En iyi ihtimallerde, en iyi ihtimallerden kastettiğim şey tabii ki aktarım fenomeni ve direnç. Çünkü bu fenomenler analizanı daima çalışabilir kılamaz hale getirecektir. Aktarım bazen kişiyi analize son derece angaje bir analizan gibi gösterirken bazen de tam aksini size sunabilir. Der Freud. Analistlere teknik önerilerinde. Açın, okuyun, tavsiye ederim, muhteşemdir. Hiç Freud analizin 45 dakika yapılması gibi şeylerden bahsetmez o metinlerde. Hiçbir satırı yok. Nasıl oturacağınız işte, ofisinizin neye benzeyeceği falan. Hiç. Nasıl oturacağınız derken tabii ki divandan falan bahsediyor da işte şöyle oturun demiyor. Nasıl dinleyeceğinizden bahsediyor. İcat etmeniz gerekiyor. Nasıl analiz yapacağınızı icat etmeniz lazım diyor Freud. O metinlerde bir stilden bahsediyor. Stilinizi inşa etmek zorundasınız diyor. Kulaklarınızı öyle bir açmalısınız ki hastaya. Çok konuksever kulaklar olmalı. Yani böyle anamnez alan kulaklar olmamalı mesela. Öyle söyleyeyim size. Konukseverlik yani. Siz bize seçerimizi sordunuz mu hiç? Sormadınız değil mi? Ben de sizi hiç kanıtlamadım kim olduğumu. Ama işte o yüzden siz konukseversiniz ve bazı meslektaşlarımız değil. Şimdi Derrida'ya dönecek olursak, Kafka ile Freud arasında kurduğu ilişkiyi kurcalamaya devam edelim. Tamam mı? Evet, daha evvel
cinsiyetsiz bir mekanizma olduğunu söyledik bastığında. Freud tarafından işaret edilen diğer özellikleri bireysel oluşu ve sürekli olmayışıdır. Sürekli olmayışından kastettiğim şey şu, Freud der ki, özetliyorum, mazur görün, Kasım ayındaki konuşmayı dinleyebilirsiniz. Bastırma ekonomik olarak talepkar bir mekanizmadır, bir masrafı vardır. Kişi sürekli bastıramaz, bir şeyler pörtleyecektir, çıkacaktır, dili sürçecektir, bir edim hatası halinde ortaya çıkacaktır, rüya olacaktır, espri olacaktır, bir gülüş olacaktır. Hatırlayın Freud'un sıçan adamı nasıl yakaladığını, korkunç bir tecrübeden bahsederken çok yüzü gülerek bahseder bundan sıçan adam. Freud der ki ne oluyor burada tam olarak? Korkunç bir işkence biçiminden bahseder sıçan adam gülerek. Freud yakalar hemen, gözlerinden yakalar. Bunu da açıkça yazar metninde. Böyle şeyler ortaya çıkıyor. Bu yüzden süreksizdir. Süreksizlik bu arada bir yandan da tarihin homojen dokusunu düşünebilirsiniz. Tamam? Süreksiz. Tam da süreksiz olduğu yerde yeniden inşa edilen bir şey. Tam bozulduğu anda mesela Freud'un bastırma makalesine bakın. Bastırmanın süreksiz olduğu bir noktayı espri mekanizmasıyla açıklar Freud. Der ki tam bastırmanın kesildiği noktada bir gösteren espri işi yapılır. O gösteren kaldırılır. Aufhebung. Ve başka bir şeye dönüşür. Espri işi vesilesiyle. Hem 1915 metni hem de 1925 olumsuzlama metni. Bu noktada beraberce okunabilecek metinlerde çok böyle kompakt bir sunum olduğunu farkındayım ama dediğim gibi sizi çok yorma niyetim yok. Ama diğer bir yandan ses çıkartmak durumundayım. Çünkü bu noktada şu soru sorulabilir. Espri de maliyetli bir iş. Bastırmaya mecali yoksa nasıl espri yapıyor? O da başka bir şey var. Espri metninde esprilerin sosyal işleri başlıklı bölümü okumanızı tavsiye ederim. Evet, öykünün sonu malumunuzdur. Kafka'nın öyküsünün sonu çok kıymetli bir, yani çok kıymetli, keyifli bir ders mi demeliyim buna, ne demeliyim bilmiyorum ama şöyle biter. Başka hiç kimseye buraya giriş izni verilemezdi. Çünkü bu kapı yalnız senin için yapıldı. Ben şimdi gidip kapatacağım. Bekçi böyle söyler. Kapının önünde bekleyen kişi. Son derece bireyselleşen bir noktadan bahsediyoruz. Şimdi bu da esasında söz konusu münasebetin evrenselleştirilebilir olmasının doğrudan karşısında bulunuyor. Kapı sizin için diyor bence. Şimdi Zeynep Direk, Derrida'nın makalesini tartışmaya açtığı Yasanın Kaynağı Üstüne başlıklı makalesini bu makale en folyo yayınlarından çıkan bir Zeynep Direk derlemesinden okunabilir. Hem de Metis'in Defter Dergisi'nin 90'lardaki sayılarından birisinde mevcut Metis yayınlarının arşivini kullanabilirsiniz. Böyle reklam yapar gibi de anlatıyorum ama yani akademik olarak zorunda olduğunu düşünüyorum. Tarzım budur genelde bahsederim. Şöyle yazıyor direkt. Yasa evrensel değildir anlamına gelmez bu. Yasanın evrenselliğinin zorunlu olarak tekil olduğunu ima eder. Kategorik buyruğun örnekten bağımsız olarak içeriğine ulaşmak mümkün değildir. Müthiş. Daima biçimden bahseder Freud ve nicelikten. Daima. Bauman'ın da üstünde durduğu şey Freud'un eserinde, modernlik ve müphemlikte budur. Bauman, Freud'un eserini Yahudi oluşunu bu biçimsellikle açıklar aslında. Çünkü der ki Bauman, Freud bütün bir uygarlığı yapısı sökülebilir hale getirdi. Uygarlık Freud'un eserinde sürekli yapısı sökülen bir şeye dönüşmüştür. Bitmeyen bir dekonstrüksiyon, sürekli bir yorum. Freud'un eserinin yaptığı şey budur, sürekli bir yorum der Bauman. Derrida'yı hatırlayın. Sürekli siyasallaşmak, siyasallaşmanın hiç bitmemesi, işte müstakbel bir demokrasi örneği, tamam mı? Sürekli diyalog içerisinde bulunmak. Sürekli inşa etmek ve sökmek, sürekli yorumdan bahsediyoruz burada. Sürekli bir çalışma. O yüzden bazen analiz seansı kesilir erkenden. Çalışmaya devam edebilsin diye. Analizan. Çünkü çalışmaya devam etmek onun sorumluluğudur. Şimdi Zeynep Direk'in yorumuna atıfta bulunmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Mazoşizmin ekonomik sorununa dönelim. Başka bir Freud metnidir bu. Niçin döndüğümüzü biraz da şöyle temellendirelim. İlker Beyler'in sunumu da Fallus ile bitmişti ki bence ilgili. Çünkü Oedipus kompleksine de değinmişti İlker Beyler. Şimdi Freud
Mazoşizmin ekonomik sorununda Türkçe baskısının 403. sayfasında şöyle söyler. Süper ego, yani egoda işlemekte olan vicdan, kendi sorumluluğunda olan egoya karşı katı, acımasız ve amansız hale gelebilir. Dolayısıyla Kant'ın kesin buyruğu Oidipus karmaşasının doğrudan mirasçısıdır. Şimdi Freud gelip Kant ile Oidipus'u net bir şekilde beraberce okuyor burada. Kant'ı bu kadar net göndermelerle okuduğu başka bir yer Haz İlkesinin Ötesinde makalesinin 4. bölümüdür. Ve orada ki yine İlker Beylerin sunumunu lütfen kaydı yayınlanacaktır. Eğer kendisi uygun görürse belki de yayınlanmayacak, o zaman sizler adına çok üzgünüm. Der ki Freud bu söz konusu 4. bölümde bilincin bir anı izinin yerine doğduğundan bahsedebiliriz. Freud bilinç denen şeyin tırnak içerisinde kökenine bir izi yerleştirir. İyi de bir iz nasıl köken olabilir? Teknik olarak bir iz bir şeyin izi değil midir? Eğer bir iz bir şeyin izi ise nasıl o şeyin kendisi değil de izin kendisi köken olmaktadır Freud'da? Bunu nasıl söyleyebiliyor, nasıl teorize edebiliyor bunu? Çünkü yıllardır teorize ediyor. 1890'lardan beri, projeden beri, 52. mektuptan beri, Düşlerin Yorumu'nun 6. ve 7. kitaplarından beri. Şimdi Derrida 1989'da Cardozo Hukuk Okulu'nda Yasanın Gücü başlıklı meşhur sunumunu gerçekleştirir. Size az önce de bahsetmiş olduğum, yani kanıtlar sunarken sayfa sayılarını söyleyerek bu sunumdan faydalanır. İki kısmı vardır. Hukuktan Adalete ve Benjamin'in Ön Adı. Ben ilkiyle ilgileniyorum. Hukuktan Adalete kısmıyla. Çünkü ikincisi ayrı bir çalışmayı gerektiriyor kaçınılmaz olarak. Şimdi Derrida'nın bu metni 58. sayfasına tekabül eden bir kaç cümlesi var ki, yani şöyle düşünüyorum ben, eğer bu cümleleri alıp Freud'un eserinin istediğiniz kısmıyla beraberce düşünürseniz bunun verimli bir çalışmaya yol açmama ihtimali olduğunu düşünüyorum. Naçizane görüşüm bu yöndedir. Der ki Derrida, adaletin bizzat kuruluşu veya tesisi anı asla bir tarihin homojen dokusuna kaydolmuş bir an değildir. Çünkü bu dokuyu bir kararla yırtar, hukuku kurma, başlatma, haklılaştırma, yasa yapma işlemi bir güç darbesinden, performatif ve dolayısıyla yorumlayıcı bir şiddetten müteşekkil olacaktır. Darbe, yarık, şiddet, kurucu bir şey. Tamam mı? Ama öyle bir şey ki yararak kuruyor, bir boşluk bırakıyor geriye. Lütfen Freud'un tamamlayamadığı bir metin olan Savunma Süreçlerinde Benliğin Bölünmesi başlıklı makalesine bakın. Neler söylüyor Freud orada, neler söylerken o metin yarım kalmış. Tamam mı? Ego'nun, ya benliğin yarılmasından bahsettiği bir metindir o. Yargı işlevi ve benzerleri konusunda Freud'un nasıl yorumlar yaptığına bir bakın. Gerçeklik prensibi konusunda söylediği şeyleri İlker Beylerin sunumuyla beraberce düşünün. Darbe. Bir yandan da darbe, örneğin Derrida'nın Abraham the Other başlıklı makalesinde bahsettiği bir harf darbesidir. Sünnet ile birlikte Abram'ın adına gelen bir h harfi, adı değişir. Abraham, Abraham. Bir harf darbesi, bir yasa, yani sünnet gelir. Oidipus kompleksi, darbe, yarık, Rahman, ben İbrahim. Derrida'nın bu makalenin ilk bölümünde öne sürdüğü üzere hukuk ile adaletin birbirine karıştırılmaması gerekir. İşte bunları keşke size Ezgi anlatsa. Zira yazara göre hukuk esasen bir hesap kitap işidir. Hesap kitap. Lütfen Kasım ayında söylediklerime bakın Levinas üzerinden. Boş eller. Yani belirli bir kurallar bütünüdür. Referansa, sistem, sembolik, hukuk, atıflar, misafirperverlik, o yüzden bahsettim misafirperverlikten. Siz bana sorduğunuzda benim adımı, beni tanıdığınızda, ben sizin ismiyle müsemma bir misafiriniz olduğunda artık gerçekten sizin misafirperverliğinizden nasıl bahsedebileceğiz?
Kant'ın ebedi barışı çerçevesinde Derrida'nın konukseverlik üzerine konferanslarında sorduğu soru. Soru bu. Hukuklar dolayısıyla adalet ve hukuklar arasındaki fark. Çünkü tek bir hukuktan bahsedemiyorsunuz. Hukuklar, hukukilik. Bunlar da dediğim gibi Ezgi'nin çok daha iyi anlatabileceği şeyler. İşte Derrida'ya göre adalet ve dolayısıyla adil bir karar bu türden unsurlar ile arasında hüküm verilebilecek mefhumlar değillerdir. Adil bir karar, sürekli ertelenen bir karar. Derrida şöyle yazar, kendinde adalet, hukukun dışında veya ötesindeki adalet, tabii eğer böyle bir şey varsa dekonstrüksiyona tabi tutulamaz. Tabii eğer haz ilkesinin ötesi varsa, yarıktan, izden, sünnetten bahsederken, dekonstrüksiyon adalettir. Derrida. Bugün dediğim gibi Kasım ayında söylediklerimi tekrar etme niyeti içerisinde değilim. Ama ben Freud'un zamansallığının Freud'cu kavramlara bağlı kalarak okunacak olur ise içgüdüsel bir zamansallık olduğuna inanıyorum. Benim önermem bu şekilde. Ve bu önermeyi temellendirirken Freud'un bilinç dışı makalesinin 6. bölümünün son satırlarından faydalanıyorum. Bakabilirsiniz nelerden bahsettiğine. Neden benim özellikle dürtüsel değil de içgüdüsel bir zamansallıktan bahsettiğimi, kalıtsal neredeyse bir zamansallıktan bahsettiğimi takip edebilmeniz açısından. Ama neden bunun kolektif bilinç dışından farklı bir şey olduğundan? Neden sürekli kolektif bilinç dışı sorusu soruluyor? Bu odada da soruldu. Bu salonda soruldu bu soru. Umut Beyler ve Batuhan Demir Beylerin sunumu esnasında soruldu bu soru. Kolektif bilinç dışı sorusu. Neden bu soru sürekli soruluyor? Neden akla gelen için bu oluyor? Psikanaliz konuşulmaya başlandığı zaman kesin sorulur. Ben size söyleyeyim. İki soru. Bir, psikanaliz bilimsel midir? Kesin sorulur. İkincisi, kolektif bilinç dışı kesin sorulur. Muhakkak sorulmasa da birisinin aklına gelecektir. Belki şu anda bile sizlerden birisinin aklına geldi. Kesin soruluyor. Cevaplandırmak gibi bir niyetim yok. Lütfen sormayın. Hiç bilmiyorum. Kolektif ne demek bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hiç anlamam kolektif şeyler. Freud'un urları, tamam mı? Urla yazdığı örnekler. Ur örnekini kullanarak yazdığı kavramlar, bastırmalar, babalar, sözcükler. Ur koyuyor hep başına. Çünkü köken sorusu hep Yahudi bir soru. İçgüdüsel zaman dediğimiz şeyin en azından size atıflarından birisini sunmuş olduğum bilinç dışı makalesinden bahsettiğimde. Yahudiliği dediğim gibi Bauman ile okuyorum. Eğer merak ediyorsanız modernlik ve müpemlik başlıklı eserinin müpemliğin intikamı başlıklı bölümüne bakabilirsiniz. Üç Yahudi var burada. Az önce de söylediğim üzere Kafka, Zimmer ve Freud. Kafka'da belirsizlikleri, verilemeyen kararları ele alıyor Bauman. Freud da az önce söylediğim üzere bitmeyen bir yorum işini ele alıyor ve Zimmel de yabancılıktan bahsediyor. Daha doğrusu Zimmel'in eserinin ta kendisini Yahudi bir eser olduğu için Zimmel'i, akademinin Zimmel'e direndiğinden bahsediyor. Aslına bakacak olursanız. Çok güzel bir yabancı tanımı var Zimmel'in. Türkçe'de bireysellik ve kültür başlıklı kitaptan okunabilir. 108. sayfası yine Metis Yayınları. Metis umarım bana bir iki kitap gönderir. Şöyle yazıyor Zimmel, gönderecekseniz kitapları ben seçeceğim lütfen. Nitekim yabancı, terimin bildik anlamıyla burada sayılmaz. Bakın düşünün yani az önce Freud ve Derrida ile ilgili size bir sürü belirsizlikten falan bahsettim. Tamam, bunları atölyelerde haftalarca konuştum. Bakın Zimmel'in tanımına, tamam mı? Nitekim yabancı, terimin bildik anlamıyla burada sayılmaz. Bugün gelip yarın giden gezgin gibi değil, tıpkı biz ve Tesak gibi. Bugün gelip yarın kalan adam gibidir. Gideceğiz ama. Yani artık daha öteye gidemeyecek olsa da gelip gitme özgürlüğünü tam edinememiş potansiyel gezgin gibidir deyimlerinde ise gezgin değil, kalmıyor, gidiyor mu, gitmiyor mu, potansiyel bir şeylerden bahsediyoruz sürekli, tamam mı? Yabancı böyle bir şey. Oidipus Kolonos'ta 3 metin okuyor işte. Derrida konukseverlik konferanslarını Türkçe'ye çevirilen ikisinde. Oidipus Kolonos'ta ebedi barış, ebedi ve ebediyi birbirine karıştırıyorum. Maalesef çok zor yani. Ebedi barış.
ama edebi de bir barış olabilir derseniz. Bir de Sokrates'in savunması var tabii ki. Çünkü Sokrates diyor ki ben sizin dilinizden anlamıyorum kardeşim. Nasıl kendimi savunacağım burada mahkemede? İyi bir savunma değil. Tarih gösteriyor. Tavsiye etmem kendinizi mahkemede böyle savunmanızı. Sonunu biliyorsunuz. Evet. Bauman'a göre Freud'un eserinin alameti farikası yorum meselesinin hiç bitmemiş olması, hiç bitmiyor olması, tamam mı? Bitemiyor olması. Eğer Lacan'cı bir çerçeveden konuşacak olursanız bir üst dili olmaması ya da büyük ötekinin zaten üstü çizilini, o üstü çizili bir büyük öteki olduğunun Lacan tarafından keşfedilmesi. Size bugün izlekler sunuyorum. Hangisi ilginizi çekerse onu size bırakıyorum ve artık konukseverlikten bahsederek yavaş yavaş da tamamlamak istiyorum. Derrida 10 Ocak 96 tarihinde gerçekleştirdiği yabancı sorunu yabancıdan gelen başlıklı sunumunda 3 farklı kaynaktan faydalanıyor. Bahsettiğim üzere birisi Kant, diğeri Sofokles, diğeri de Sokrates. Devam etmeden evvel bulunduğumuz noktada hala adına içgüdüsel zaman demiş olduğum şeyin biçimselliğiyle meşgul olduğumuzu aktarmak isterim. Hep biçim, neden içgüdüsel diyorum buna da, dürtüsel değil, nasıl olabiliyor bu, nasıl bir biçimi var bunun? Derrida metnin Türkçe baskısının, yani konukseverlik metninin Türkçe baskısındaki, o da hafızam beni yanıltıyorsa lütfen mazur görün, Aslı Sümer tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olmalı Metis Yayınları 29. sayfasından itibaren şunu tartışır: konukseverlik kime sunulur? Başka bir deyişle bu soru sorulabilir, bir soru olabilir mi? Yani adıyla seslenmek suretiyle bir yabancıya konukseverliğimi gösteriyorsam, bu söz konusu yabancıyı tanıyor olmak ile onun tabi olduğunu hukukun tanıdığı bir özne kılmak değildir. Sorusu bu. Aşağı yukarı ben çok kötü özetledim tabii. Artık bu yabancı hukuk nezdinde bir yabancı değildir. Hukuki çerçevedeki konuk hali ile dahi artık yabancı değildir. Bağımancı bir ifadeyle müpem değildir. Neyse. Şimdi Derrida'nın 17 Ocak'ta, yani bir hafta sonra gerçekleştirdiği diğer sunuma geçiyorum. Konukseverlik yok adımı. Biliyorsunuz pa. Öyle bir yandan yok, bir yandan adım. Türkçesi bu. 73. sayfasında konukseverlik yok adımı başlıklı sunumu. Kant'a atıf ile ödev gereği yerine getirilen konukseverlik ile ödeve uygun yerine getirilen konukseverlik arasında bir ayrım gidiyor derden. İkincisi söz konusu olduğunda ancak, yani ödev gereği değil de ödeve uygun olarak davranırsanız, çünkü ödeve uygun olarak davranmak ödev gereği davranmak anlamına gelmez. Ancak ikincisi söz konusu olduğunda her türlü borcun ve ekonominin ötesinde bir konukseverlik söz konusu olduğunda bundan mutlak bir konukseverlik olarak bahsedilebilir diyor Derrida. Hatırlayın, Derrida tarafından adalet için de aynısı söylenmişti. Adalet bir hesap kitap işi değildir demişti Derrida. 1915 yılında Freud aktarım aşkının, yani analizde analist ile analizan arasında vuku bulan aşkın, her bir analizan için analist tarafından yeniden icat edilecek, yeniden ve yeniden yürekten çalışılacak bir aşk olduğunu bildirir. Tarım aşkı sürekli yeniden icat ediliyor. Yani analistin kulaklarının konuksever olduğunu söyleyebilirsiniz. Konuksever kulaklardır bunlar, aşka açık kulaklardır, sizin için aşkı çalışmaya hazır kulaklardır. Bu vesile ile elimden geldiğince sizlere insan haklarının ve hakkın doğasını, adaletin yapısını, Derrida'nın Freud'un eseriyle beraberce okunabilecek yanlarını paylaşmaya çalıştım. Bunlar benim zaten özel hayatımda ilgileniyor olduğum konular. Yani benim maalesef sadece özel bir hayatım var. Evet. Ve de esasında bunları Derrida'dan ve dolayısıyla Ezgi'den dinlemeyi, bu vesileyle de sizlerin oturduğu yerde oturup notlarımı alıp çalışmadığım kısımlara çalışmayı çok isterdim. Ama inanıyorum ki mümkün olan ilk vakitte Ezgi ile bunu telafi etmenin bir yolunu bulacağız. Çünkü bugüne kadar bizi hiç kırmadı. Çünkü çok konukseverdir.
çift cinsellikten bahsettim size. Çünkü dediğim gibi hatırlayacak olursanız Kasım'daki konuşmama, eğer Freud'un ekonomik teorisinden bahsedilecekse çift cinselliğin çok önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. Çalışmak zorundasınız. Bence bana kalacak olursa. En azından benim izlediğim yolda çalışmak zorunda olan bir kavram bu. Çünkü çalışılmasının ekonomik teoriyi anlaşılabilir kıldığına inanıyorum. Bu vesileyle Freud'da cinsiyetlenme sorusunun sorulabilir hale geldiğine inanıyorum. Az önce problematize etmeye çalıştığım şeyleri mümkün kıldığına inanıyorum. Sonuçta hiç bitmeyen bir siyasallaşmadan, müstakbel bir demokrasiden bahsettik. Belki Derrida ve Freud arasındaki bu münasebetin çalışılması suretiyle eyleyebileceğimiz çeşitli stillerin çalışılabilir olduğuna inanıyorum. Çeşitli stratejilerin gündeme gelebileceğini ya da stratejileri eleştirerek gerçekleştirebileceğimizi ya da reddetmek usulüyle gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Deneyebiliriz sürekli olarak, yanılarak, zorunlu olarak yanılarak deneyebiliriz. Hayalet değindiğim bir kavram olmadı belki bugün ama değinmenizin kaçınılmaz olduğu bir kavramdır. Örneğin Freud'un projesine bakacak olursanız, 1895 tarihli projesine, orada Freud gösterenlerin postüm, yani ölümlerinin ardından özneye nasıl etki ettiklerinden bahseder. Söz konusu gösterenler özneye postüm musallat olurlar. Nasıl musallat olurlar? Bu musallat oluş biçimleri nasıl olur da çeşitli nevrozlarıyla sonuçlanır? Neden bu musallat oluş hiç bitmez? Tek bir musallat oluştan bahsedebilir miyiz? Yoksa musallat olmak denen şeyin kendisi tam olarak psikanalizin aradığı Türkçe çeviri olabilir mi? Yani musallat olunması hiç bitmeyen bir şeydir aslında. Bir kişi size bir kere musallat olmaz. Yani bir kişi size musallat olursa bu bir kere olduğu anlamına gelmez. Musallat olursa sürekli olur. Her an musallat olur size. Hiç durmadan musallat olur. Sürekli peşinizde gibidir. Öyle olmadığında dahi öyledir. Öyleyken öyle gelmeyebilir ama musallat olmak tırnak içerisinde bir kere olduğunda hiç bitmeyen bir şey olarak, tamamlanmayan bir şey olarak düşünülebilir. Tıpkı psikanalitik açıdan tarih yazımı gibi Freud'un eserine Lacan'ın buradan girmesinin hiç de tesadüfi bir şey olduğunu düşünmüyorum ben naçizane. Ama konuşmamın başlangıcında da söylediğim gibi Freud'a dönüşü savunuyorum. Freud'a nasıl döneceği konusunda size herhangi bir önerim yok. Onu sizin icat edebileceğinizi düşünüyorum. Konuksever kulaklarınız ve çalışma azminiz ile. Bir kez daha sizlere sabrınız için, Görkem Hanım ve Seyhan Beylere konukseverlikleri için, bugüne kadar yani Kasım ayından bu yana TESAK'ta sunum yapan tüm çalışma arkadaşlarıma, Batuhan Saç'a, Batuhan Demir'e, Umut Özen'e, Hülya Ergün Taşdemir'e, Rümeysa Oral, Yorgunlar'a, Atakan Yorulmaz'a, Baver Merih Mermer Taş'a, İlker Yıldız Bey'e, acizane kendime müsaade ederseniz. Var mı unuttuğum? Adile Hanım'a, kusura bakmasın lütfen Adile Hanım. Yakın olanları daha çabuk unutursunuz. Kaçınılmaz olarak. Adile Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli vakitlerini ayırdılar, geldiler bizlere, sunumlarını yaptılar, çalışmalarını bizimle paylaştılar. Bir insanın sizinle çalışmasını paylaşmaktan daha özel hiçbir şey yapabileceğine inanmıyorum. O yüzden size az önce benim özel bir hayatım yok dedim. Çünkü ben hep paylaşıyorum yani. Teşekkürler, iyi akşamlar.